oldu, güzel oldu. Onlar çok güzel oldu. Oluyor be. Da dikkatli ol. Denizden korkarsan gemiye binmeyeceksin. Ben mi bindim gemiye? Beni sen bindirdin ya. Ha, öyle oldu değil mi? O zaman şöyle değiştirelim. Dur bakayım. Fırtınadan korkuysan kuzeye aşık olmayacaksın. Bak bak nasıl gülüyor. Aşkım da hiç inkar etmez. Boncuğum benim. Ya, tamam yılışma yılışma haydi çevir rotanı. Yok. Kuzey Reis dümene geçti mi, o iş bitti. Tam yol ileri. Bizde geri vites yok. Ula dalga geçmenin sırası değil. Güneyden gidelim. Bak bakma havanın böyle güneşli olduğuna. İleride fırtınam var. Hayırdır? Güney yıldızı mı olmak istiyorsunuz ya? Ula cıvıtma dedim. Çekil oradan haydi. Oturacaksın şimdi bizi. Yahu yok. Ben ne yaptığımı biliyorum. Esbiye'ye en kestirme yol buradan. Kestirmeden öte tarafa götüreceksin bizi ama. Ah be. Ölürsem senle öleyim yıldızım. Ya dönsene. Kestirme yolu ne yapacaksın? Öte taraftan gidelim diyeyim. Ya ben kız kaçırdım. Acelem var benim. Tutma beni. Ha bu kız seni 20 yıl beklemiş. Bir iki saatimi çok görüyorsun. Çekil. Ben geçeceğim dümene. Hayır efendim. Öyle bir şey yok. Ben seni kaçırıyorum. Sen beni kaçırsaydın olabilirdi. Dümene geçebilirdin. Ama ben seni kaçırdığım için öyle bir şey söz konusu değil. Ula bu gidişte SPA'ya MSPA'ya değil cehennemin dibine gideceğiz. Haydi kalk oradan. Tamam aşkım. Aşkım mı? He aşkım. Beğenmedin mi? Hayatım canım balım aşkım. Ya gene aşkım dedim. Özür dilerim. Hah buldum. Kaçak sevdam. Yani ben seni kaçırıyorum ya o açıdan. Tamam öküzcüğüm ne dersen de ama kalk haydi. Hadi. Kuzey yine ektin beni ha. Ulan bu kaçıncı bekleyişim, kaçıncı terkel düşmüş limanda ya. Ay bunlar hak edecek. Ne yaptım acaba ben bu kadar? Bak ya Rabbim. Bir bağlım ekibim. Lan! Gel lan buraya vuracağım. Gel lan. Ne yaptın yine ya? Lan ne yaptın? Kesin bir şey yaptın. Ya da yapmak üzeresin yani. Yoksa niye geldin böyle cıvık cıvık şirinlik yapıyorsun bana? Ay yok abi bir şey yapmadı o ya. Ama sen de yardım edersen biz bir şey yapacağız. Yine neyin peşindesin kız iki kafadar? Vallahi mutluluğun peşindeyiz abi. Böyle tam yakaladık derken elimizden kayıp giden... ...bir türlü kavuşamadığımız mutluluğumuzun peşindeyiz. Oğlum o sizin işte bir uğursuzluk var. Ben de anlamadım yani. Çözemedim olayı. Tövbe tövbe. Ağzından yeri aslında abi ya. Biz Poyraz'la birbirimizi sevmekten başka ne yaptık? Ha? Ne yaptık? Ha, o yüzden böyle devamlı boşanıp duruyorsunuz değil mi? Boş ol, boş ol, boş ol diye. Ha? İşte biz de tam da o yüzden geldik. Biz diyoruz ki resmi nikah kıyalım. Ama senden de yardım istiyoruz. Allah Allah ya belediye başkanı oldun falan haberin mi yok benim? Ya sen kim belediye başkanı kim ya? Kaptansın sen kaptan. Kaptanların böyle nikah kıyma etkisi var ya. O yüzden diyorum ki abi gidelim bizim tekneye bir an önce. Açalım uzaklara hadi kıyalım nikah. O senin dediğin Amerikan filmlerinde oluyor yani. Kaptan nikah mı kıyarmış yasal değil bir kere. Bana ağlayacağınız da gidin mıhtara ağlayın o kıyar nikahınızı. Gerçekten mi? Muhtar kıyabilir mi nikahımızı ya? Siz gerçekten çok büyük cahasınız ikiniz ya. Kıyar tabii. Ya sen var ya, sen adamın tipisin ya, adamın tipi. Vallahi nikahımızı kıymış kadar oldun abi. Tamam yürü kız. Vuslat yakın. Aslanım ya. Ya Sefer, herkes mutlu oldu. Sen olamadın. Çok güzel oldu böyle. Mah! Bakıyorsun ulan. Ne kadar zahmetsiz kadınsın ya Yıldız. Ben senin gibisini nerede bulacağım? Kendi kendini kaçırıyorsun. Ne yapacaksın? Bir çöğe kaçarsan olacağı budur. Armatörüm ben, armatör. Dümende, miço, yaylada, armatör.
yatak odasında. Öst ula, Öst, yavaş gel. Şifonyer diyecektim ya. Hemen aklına sapık sapık düşünceler geliyor. Bilinçaltın kirli senin. Şş, gelsene azıcık sen. Dur la. Gel gel. Gel kız. Gel buraya. Aç şöyle kolları. Ne? Bir Titanic yapalım da keyfimiz yerine gelsin. Azıcık romantik ol bakayım. Keyfini sıktın benim. Bakın benziyorum da zaten. Bana da arkadaş arasında Leonardo DiCaprio derler. Burnunun onda dokuzunu küçültürsek belki. Burnu düşünme, burun yok. Ula burnun olmasa da benzemiyorsun. Adam sarı. Benim gözler sarı, saçlar maviydi küçükken. Yani tam benziyor. İyi, sizin ailede genetik herhalde. Sen de ablan gibi kahverengi lens takıyorsun. Ablamı karıştırma şimdi, tatsız tatsız. Kollarım ağrıdı ya. Benim de ama romantik yani. Yapacak bir şey yok. Neredeyim ben? Ömer? Ömer ne yaptın sen? Ömer yaklaşma. Feride yapma, benden mi korkuyorsun? Ömer sana yaklaşma diyorum ya. Neredeyim ben? Nereye getirdin beni? Otele. Onu anladık herhalde. Ömer bana Antep'te olduğumuzu söyleme sakın. Merak etme, hala oradasın. Ömer sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Eşkıya gibi beni evimden kaçırıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Kabullen artık, biz ayrıldık. Sen kabullendin mi? Kabullendim. Kabullendim. Neden ağlıyorsun o zaman? Çünkü şu müzik benim sinirimi bozuyor, kapa şunu. Müzik sinirini bozmuyor sevgilim. Duygulandın. Çünkü bizim şarkımız bu. Sen kapamazsam... ben kaparım. Bir gün evlenme teklif edeceksem bu şarkıyı edecektim sana. Ama sorun değil. Her koşulda önünde dizi çökmeye hazırım. Ömer ne yapıyorsun? Bugüne kadar ne yaptıysam hep seni sevdiğim için yaptım Feride. Ben seninle yaşadıp seninle ölmek istiyorum. Geleceğin ol istiyorum. Benimle evlenir misin? Ay, gel bakalım, gel. Gel, gel, gel. Gel bakayım, gel. Ya başımıza iş açmayasın ha. Ya ne iş açacağım senin başına, gel. Allah Allah. Düşüp kalacağız buralarda. Düşersen... kaldırırız. Kadet bastığın yere. Oy mu? Ayağım kaydı. Ayağım kaydı. Gel gel. Tamam bırak he. Ha işim bitti, bırak tabii. Dikkat et ha. Vay be. Niye geldik buraya? Niye mi? Bak. Denize bak. Kum, muhteşem bir koy, süper bir kulübe, her şey hazır. Ne için? Beni alıkoymak için mi? Evet, seni bir ömür alıkoymak için. Sen bu kaçırma işini fazla abartma istersen. Yanlış anladın. Seni bir ömür alıkoymam için, yani evlenmek için. Hey, evlenmelere doymadın herhalde. Ulan sen zaten evlisin, yenisini yapamazsın. Öyle evlilik mi olur be? Kağıt üstünde. Hem ben seninle evlenmek istiyorum. Ama ben seninle evlenmek istemiyorum. Ya tamam, tamam. Anladım. Üstüne gelmeyeceğim. Alıştıra alıştıra yapacağım bunu. Ayrılacağım da geleceğim. Okey.
Sen bir ayrıl bakalım. Ondan sonrasına bakarız. Bakarız diye bir şey yok. Bu sevgililik durumunu fazla uzatmamamız lazım. Yani bunun adını koymamız lazım. Allah Allah, o niyeymiş? Burası küçük yer. Millet laf eder, laf çıkarırlar. Ula sen karından ayrılmamış adamsın. Neden bahsediyorsun? Çekil. Ne var ulan, ne gülüyorsun? Hem bana atar tutar yapıyorsun hem de eve doğru yürüyorsun. Hayırdır? Sen insanda akıl mı bırakırsın? Öte tarafa gidecektim ben. Ya gel, tamam, tamam. Boşanacağım ya, boşanacağım. Temizleyip geleceğim kendimi, anladım. Bir şuradan ayrılmakla hemen kendini kurtaracağını mı sanıyorsun? Başka kimden ayrılayım ya? Neyi kastettin mi? İyi bilirsin sen. Geçmişinden nasıl kurtulacaksın? Ne varmış benim geçmişimde Şule'den başka? Zaten gözümü açtım, Şule'yi gördüm. He, ilk göz ağrından ayrılacağın için çok üzgünsün herhalde. Ne alakası var ya? Zaten önemli olan ilk aşkın değil ki. Son aşkının kim oldu? Hayır efendim. Önemli olan ilk aşk. Son aşk. İlk aşk dedim. Son aşk diyorum. İlk aşk dedim ula. Son aşk diyorsan son aşktır. Yürü, gel benimle. Bırak ula. Bırakmayacağım seni, son aşkım. Gel. Gelmeyeceğim ula. Geleceksin ve benim nasıl kendimi temizlediğimi göreceksin. Yürü. Bastığım yere dikkat et. Dikkat et. Diyelim ki evet dedim. Diyelim ki duygularıma yenik düştüm. O zaman ne olacak? Ailen ne diyecek? İstediklerini diyebilirler. Umurumda bile değil. Sadece sen hayatımda ol yeter. Ömer yine çocukluk yapıyorsun. Çıkardık şu hayal dünyasından. Biz evlenince nerede yaşayacağız? Antep'te mi? Bir daha geri dönemeyeceğim bir yerde mi yaşayacağız? Biz de burada, orada da bir hayat kurarız kendimize. Tabii baban da izin verirse. Mesele benim babam değil ki. Senin baban. Benim babam ne olursa olsun bana güvenir. Tercihlerimin arkasında dağ gibi durur. Ama bana tek bir söz gelirse dünyayı yakar. Öyle bir şey olursa ondan önce ben yakarım zaten. Bu kadar büyük konuşma Ömer. Hem ben senin yakıp yıkmanı istemiyorum ki. Ailenin seni reddetmemesini istiyorum. Artık benim ailem sensin Feride. Ömer, ben sana sadece eş olabilirim. Annen olamam, baban olamam. Yarın öbür gün onları özlediğinde çok pişman olursun. Babamı tanıyorum, çok iyi tanıyorum, biliyorum. Yani darılır, kırılır, kızar belki ama sonuçta karım olacaksın Feride. İlla ki kabullenecek. Sen yeter ki evet. Lütfen. Gel. Selamünaleyküm muhtar emmi. Aleyküm selam. Gelin çocuklar. Geçin şöyle oturun. Yok yok yok. Biz hiç oturmayalım. Hayırlısıyla nikah kıydıracağız. Kimin nikahı? Kimin olacak muhtar emmi ya? Poyraz'la benim nikahım. E kıyarım elbet. Belgeleriniz hazır mı? Her şey tas tamam hazır muhtar emmi. Siz niye herkesten habersiz böyle gizli kapaklı evleniyorsunuz? Eh ya. Canımıza tak etti de ondan. Ya biz ne yaptıysak kavuşamadık. Niye? Babalarınız razı değil mi bu nikah? Ne demek ya? Razı olmaz olur mu? Razılar tabii ki. Hatta onlar bizden daha çok istiyor evlenmemizi. Bana bakın. Bağ, yalan, malan demeyin. Anladınız mı beni? Ya niye yalan söyleyelim sana ya? Vallahi barıştılar diyorum babamlar. Beni kandırmadığınız ne malum ha? Ben iki tane toya inanacak adam mıyım? Bize inanacağım muhtar, bize. Size ne oldu böyle? Birbirinizi mi vurdunuz? Tövbe tövbe. Ulan ben 20 yıl küs kalmışım, kılına dokunmamışım da. Barıştıktan sonra mı en yakın arkadaşımı vuracağım? Evet, he? İşte muhtar konuşuyorlar. Babalarım sizin nereden haberiniz oldu acaba? Alıcı bir kuş haber verdi. Şahide ihtiyacınız varmış. Siz bu nikaha karşı değilsiniz he mi? Değiliz. Peki itirazınız da yok? Yok. İyi o zaman ben bu nikahı kıyarım. Verin bakayım belgelerinizi. Karıcığım sen takdim et. Tamam. Fotoğraflar, ikametgah. Ne taşıyorsun hemen? Fotoğraflar tamam. Evet. Nüfus cüzdanı tamam. Evet. İkametgah tamam. Evet.
Bir sağlık raporu yok. Ya ne sağlık raporu muhtar emmi? Gayet sağlıklıyız, görmüyor musun? Hadi kaşı nikah. Sağlık raporu olmadan olmaz. Ya muhtar emmi, sahne ya bizim sağlığımıza da sahne. Ya alan memnun, satan memnun. Ben eksiyle, gediğiyle, her şeyle tamamım. Ya ne olur evlen beni, evlen beni artık ya. Yahu kızım öyle olmaz. Kan tahlili falan lazım. Tamam muhteremi gider yaparız bir ara kan tahlilini. Kaçtığımız yok zaten. Hadi. Ya olmaz. Doktor izni olmadan, sağlık raporu olmadan ben bu nikahı kıymam. Ben delireceğim. Vallahi delireceğim yakında. Tamam. Tamam ula. Ben de Poyraz'la o sağlık raporunu alacağım. Yürü kız. Kusura bakma baba. Biz geliyoruz hemen. Buyur aşkım. Hayır, gel. Sırnaşmasan iyi edersin. Tamam sahip. Göster bakalım hünerlerini haydi. Birazdan çok nazik ama bir o kadar da hoyrat. Çok romantik ama bir o kadar da serseri bir adamla tanıştıracağım seni. Memnun oldum. Ben de Yıldız Gadoğlu. Ula daha ne kadar tanıyacağım seni. Bu sefer başka. Hiç görmediğin, tatmadığın bir lezzeti tattıracağım sana yavrum. Allah Allah. Neymiş o bu zamana kadar hiç görmediğim, tatmadığım bir tat? Balık. Ne? Balık mı? Hem de Karadeniz'de. He, hem de Karadeniz'de. Böyle bir şey yemedin eminim. İnanılmaz bir şey. Sen şimdi bana balık mı yapacaksın? Hem de en kralını. Evet Yıldız Hanım. Kuzey'in levrek buğulamasını beklerken bir şeyler içmek ister misiniz yavrum? Hayır Cüneyt Arkın. Ben seni izlemeyi tercih ederim. Hay hay efendim. Döverim seni. Hepinizi döverim ulan. Höst ulan, ben seni döverim. Döversin sahip. Bir şey söylemeyecek misin? Lütfen yüzüme bak. Ömer ben diyeceğimi dedim. Uzatma artık. Feride. Of. Keşke bana bir fırsat versen de hala senin Ömer'in olduğunu kanıtlasam. Ama ben artık senin Feriden değilim. Cevabın hayır mı yani? Evet demiyorsun ama hayır da diyemiyorsun. Çünkü sen hala benim Feridemsin. Hala beni seviyorsun. Feride, senin için her şeyi göze aldım. Doğduğumdan beri ilk defa aileme karşı çıktım. Sensiz yapamıyorum. Sen de bensiz yapamıyorsun. Çok açık. Lütfen. Evlen benimle. Baba. Siz dışarı. Ya baba. Hani reddetmiştin, kalbinden söküp atmıştın. Bak, insanın dili ele veriyor kendini işte böyle. Onlar mı haber uçurdu? Anlaşılan sen Fettah Zaimoğlu'nun kim olduğunu unutmuşsun evlat. Bu mu? Uğruna bizi yok saydığın, yüzümüzü yere yedirdiğin Feride bu ha? İşte benim Feriden bu. Yazık, çok acıdım. Sen öz oğluna acımadın, Feride'ye mi acıyorsun? Sevgilinden bana ne? Ben güllere acıdım. Onca canı toprağından koparmışsın. Hem de bir hiç uğruna. Senin o hiç dediğin benim her şeyim baba. Ömer yeter, gidiyorum ben. Ne oldu küçük hanım? Nişanlı bir adamla otel odalarında buluşmaya utanmadın da... şimdi beni görünce mi utandın? Birincisi, ben artık nişanlı değilim. Bunu kafana iyice sok baba. İkincisi, Feride senin gelinin olacak.
Onun hakkında düzgün konuş. Ne yaptın ettin? Oğlumla nişanlısının arasına girmeyi başardın sonunda. Ben kimsenin arasına girmedim. Hiçbir şey bilmiyorsunuz siz. Ben bizim aşiretin aksine hep bir kızım olsun isterdim. Kız babası olmak zor derlerdi. Hakları varmış. Şu an babanın yerinde olmayı hiç istemezdim. 40 fırın ekmek yeseniz de olamazsınız zaten. Eğer siz Fethi Zaimoğlu'ysanız benim babam da Kuzey Mollaoğlu. Ve ben Kuzey'in kızıyım. Asla babamın yüzünü eğdirmem. Görünen köy kılavuz istemez. Yanlış görüyorsunuz. Ben buraya kendi isteğimle gelmedim. Ayrıca Ömer'in evlenme teklifini de kabul etmedim. Yani burada evlenmek isteyen kişi ben değilim. Sizin oğlunuz. Şimdi müsaadenizle. Feride. Bırak gitsin. Evlenmek istemiyor işte. Zorla güzellik olmaz. Bunu sen mi söylüyorsun Fethi Zaim? Feride. Tanımadın mı beni? Senin için çektiğim dertlere bak, ben senin için her şeyi çekerim. Ula abartma, alt tarafı soğan doğruysun. Beni ağlatan soğan değil Yıldız'cığım, senin aşkın. Sağ yazıklar olsun ha. Bir tane soğan doğradım diye döktüğün gözyaşına bak. Levrek soğanla değil, gözyaşıyla buğulanır. Bak sen. Tabii, yemeği herkes yapar. Ama herkes yaşayamaz. O ne demek ula? En önemli şey marinasyon. Levreyi öyle bir marine edeceksin ki levreğin bile haberi olmayacak. O ne demek ula? Şu demek. Levreye öyle nazik davranacaksın ki levrek bunu hissetmeyecek. Yani önemli olan dokunmayı bilmek. Ne kadar sert olursa olsun, dokunmayı bilirsen yumuşatamayacağın fani yoktur. Evet, marine işlemimiz bittiğine göre bunları burada bekletiyoruz ve soğanlarımıza geri dönüyoruz. Da önüne baksana, parmağını keseceksin. Her aşçının ilham aldığı bir şey vardır. Mesela ben. Senin yüzündeki o bir çift gökyüzüne bakmadan nefes alamıyorum. Bakma oğlu öyle. Tamam. Evet. Müzik kulağımda var. Ben nasıl efsane bir insanım? 10 parmağımda 10 marifet. Alsana beni. Ula abartma. İnternetten gördüğün iki hareketi bana sattın diye hemen kendini bir şey sanma. Kim? Ben. Ya benim yapamadığım yemek, bilmediğim mutfak sırrı yoktur. Rahmetli Anthony Bourdain. Bir, ben. İki. İyi bakalım. Deme o zaman. Turşu sirkeyle mi yapılır, limonla mı? Bunu da bilmeyecek ne var? Tabii ki sirkeyle. Bilemedin, limonla. Sirke. Limonla. Sirke. Limon. Sirke. Limon. Sirke. Limon. Sirke. Limon. Sirke. Limon. Acaba biz de Adile Naşit'le Münir Özkul gibi birlikte yaşlanır mıyız dersin? Hiç sanmam. Çünkü onlar birbirlerini hiç aldatmadılar. Heh,
Hatırlatmasan olmazdı çünkü. Zaten onlar karı koca değildi ki be. Oyuncuydu. Bilmiyoruz sanki. Hangi filmlerini biliyorsun? Neşeli Günler. Çok güzel film. En sevdiğim o çünkü. Dans yeteneğini de geliştirmişsin. Aslında fotoğraflarımı daha önceden görmüştüm. Yani ben çıkaramadım, kusura bakmayın. Demek ki dikkatlice bakmamışsın. Oysa ben senin fotoğrafına günlerce baktım. Ömer neden bana değil de sana aşık oldu diye. Anlamaya çalıştım. Gerçekten güzelmişsin. Ha bu arada Elif ben. Hani şu hayallerini yıktığın kız. Birazcık konuşabilir miyiz? Anlıyorum efendim. Neyi anladınız? Neyim var? Tambur ile kazan arasına bir cisim girmiş. Akşam bana gelin çıkaralım efendim onu. Ama nete mi alıyorsunuz beni? Neremde cisim var? Ha yok size değil. Teknik servisle konuşuyordum ben. Çamaşır makinem çok ses çıkartıyor da. Uyuyamıyorum geceleri. Sizden bir tahlil alacağız. Ayfer Hanım alıversin kanınızı. Vay! Doktor Cihan'ım. Köyümüzün sağlık savunucusu. Buyurun benim. Hadi bize rapor ver. Niye? Ne yapacaksınız siz raporu? Ya evleneceğiz ya enişteciğim. Evleneceğiz eniştesi. Bize sağlık rapor lazım. Haydi. Öyle lazımla falan rapor olmaz. Sağlık ciddi bir müessesedir. Ya şurada yabancı mıyız Allah aşkına? Bu sefer de sizin müessesenizden ikram olsun sağlık raporu. Hayır efendim. Önce kan tahlili yapmam şart. Tahlil sonucuna göre veririm raporunuzu. Tamam ya tamam. Al bütün kanım, bütün damarlarım senin al. Yeter ki evleneyim şu dünyamın ucusuyla artık. Kan alma işlerine Ayfer bakıyor. Ben de çıkayım şu yaşlı hastaya bakayım. Bulundu mu? Tamam. Ayfer Hanım merhaba. Merhaba. Koydum buraya ama bir sıkıntı olmaz herhalde. Yok. Habercim buyur. Olur mu hayatım sen buyur. Ya aşkım olur mu öyle şey lütfen. Bir tane oturur musun? Aşkım rica ediyorum. Sen korkuyorsun. Belki korkmak gibi şu çocuk şeyden mi korkacağım? Yok, otururum. Tamam. Şuraya. Buraya, gel. Oturdum. Şey, sıvıyım. Aç, derin bir nefes al. Tamam. Şey, acımayacak değil mi? Hiç acımıyor. Bak, duydun acımayacak. Duydum. Aslan kocam. Damarım çıktı, gördüm. Hazır mısın? Tabii. Bak hiç acımayacak. Korkma. Az kaldı. Bitiyor. Aha Kamer! Duyuyor mu muydun su? Kamer ne olsa? Karıcı! Kamer iyi misin? Biraz beni kan tutuyor galiba. Ben böyle delireceğim yakında. Kamercim tamam mı? Kalkman lazım ama. Çıkarsana nefes alayım. Çıkacağız güzelim. Çıkacağız bir tanem. Ama önce kan vermemiz lazım değil mi Ayfer ablası? Yok. Kalkalım siz biraz hava alın hadi. Öyle mi? Tamam kalk. Hadi gel. Gel aşkım. Kolumdu. Gel. Kalk. Vereceğim kanı. Biraz dinleneyim olur mu? Biraz. Tamam. Biz bir hava alalım o zaman. Tamam. Ondan kalsa sorun olmaz değil mi? Ay. Tamam gel aşkım gel. Gel bitti. Ay. Aman bırakma kendini Kamercim. Geliyoruz hemen. Gel aşkım. Aa, hangisi Poyraz'ındı ya? Duydu galiba. Ay bu muydu ya yoksa? Az bile yaptı. Vallahi yaptı. Evet efendim, az solistimiz de geldi. Bu şerefi size bahşediyorum. Buyurun. Ya bak şuna, hay maşallah. Kokla şunu, kokla. Denizin tuzuna karışan, gözyaşlarımda buğulanan.
aşkımla marine olan şu levreye bir bak ya. Bu nedir ya bunu? Ey ulan çatal bıçak servisi yapmayacak mısın? Neyle yiyeceğiz bunları? Bu ellerle. Ya ne çatal bıçağı? Elimizle yiyeceğiz, ellerimiz yeter bir dünya gözlüm be. Ayrıca bir laf vardır. Eti balıkı kelle, bunlar yenir elle, yapıştır. Evet. Ekmeğimizi alıyoruz. Evet. Aç bakayım ağzını. Ulan yandım ya. Yandım. Su ver. Bunlar ula. Ula niye üflemeden verirsin? Yaktın ya ağzımı. Çok özür dilerim sahip. Hemen yenisini yapıyorum. Bırak ula. Bırak ben kendim yerim. Ver. Aa, arkamdan ağlar Yıldız. Bak helikopter geliyor. Ya hey yavrum ya. Senin baban da mı aşçıydı be Kuzey? Bu nedir ya? Gerçi tarifi Tayfur Usta'dan aldık ama ayrı mesele. Bana bak Yıldız Hanım. Öyle levrek yerken levrek levrek gülünmez. Aa gülmüyorum. Yine yüzüm seyriyi. Ya ben o senin seyiren yüzünü ekmek banar yerim be. Ama şimdilik balık yiyelim. Dur haydi. Ne oldu? Çatal bıçak arıyordun. Ne yapayım? Çok iyi. Öncelikle benimle konuşmayı kabul ettiğin için teşekkür ederim. Evet, dinliyorum. Sen de kus öfkeni, eteğindeki taşları dök, ben öyle gideyim buradan. İnan onca yolu sana hakaret etmek için gelmedim. Bilmen gereken şeyler var. Benim bildiklerim bana yetti. Ama madem uzun yoldan geldin, ben sana bilmediğim bir şey söyleyeyim. Benim senin varlığından haberim yoktu. Yani Ömer'le nişanlı olduğumuzu bilmiyordum. Bu hikayenin mağduru benim anlayacağım. Bu hikayede mağdur falan yok. Aşkına sahip çık. Hikayeni tamamlamak senin elinde. Anlamadım. Bunda anlamayacak ne var? Aşkına sahip çık diyorum. Sen beni tanımıyorsun. Eğer benim kurduğum hayal başka birinin mahvına sebep olacaksa ben o hayali kendi ellerimle yıkarım. Benim mahvolduğum falan yok. Ama az önce öyle söylemiyordun. Evet, sadece tepkini merak ettim. Aslında karşında ne kırgın ne de aldatılmış bir kadın var. Bizim Ömer'le aramızda aşk yok. Biz ailelerimiz zoruyla nişanlandık. Onlar yüzünden yüzük taktık. Yani ne Ömer beni seviyor ne de ben Ömer'i. O yüzden bunları bilmeni istedim. Lütfen beni anladıysan Ömer'e hemen geri dön. Hem Ömer'i, hem kendini, hem de beni kurtar. Ben ne çeşit bir töre dizisinin içine düştüm ya. Gel. Tekrardan selamünaleyküm. Geç aşkım. Çıktı mı bizim raporlar? Gelin çıktı sıcak sıcak. Geç aşkım. Ama bir şey diyeceğim. Oturmadan seni bir öpeceğim var ya. Gel buraya. Gel. Ya. Vallahi senin sayende evleniyoruz ha. Aha geldi. Hadi. Bırak. Dokunma bana. Ne oluyor be? Gene ne oldu? Bak geliyorlar bana ha. Size gelen gelmiş Boyraz Bey. Hadi. Sizde cinsel soğukluk var. Ne? Ne?
Ya yani bir türlü evlenemediğimizden dolayı öyle bir şey olması normal de. Tövbe tövbe. Bu hiç normal bir şey değil. Bu bir hastalık. Ya ne hastalığı doktor, ne diyorsun sen? Baldız yengemin yanında söyleyemiyorum. Dilim varmıyor. Şişt, ne demek söyleyemem ya? O benim kocam sayılır. Her şeyi bileceğim tabii. Söyle çabuk bakayım. Doktor, hasta mahremiyeti diye bir şey var. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Çıkmıyorum. Tamam tamam ya. Sen hadi dışarı çık, gel aşkım. Ben sana bütün her şeyi öğrenince anlatacağım. Ay niye çıkıyorum ya? Ya anlatacağım kızım, ne olur hadi şey yapma şimdi. Anlatacaksın ama bak. Anlatacağım Kamer, söz. Hadi. Geliyorum hemen. Sen hadi. Neyin var doktor, anlat. Az bir geri çekil. Az bir geri çekil. Geri çekil. Size bir iyi, bir de kötü haberim var. Kötü haber, vahim bir hastalığın pençesindesiniz. Ölüyor mu? Yok ama tedavi olmazsanız sürünürsünüz. İyi habere geç. Başka kötü haberimin olmaması. Ya nasıl olabilir? Ne hastalığı bu? Nasıl olabilir ki? Sizde bel soğukluğu var. Ulan bende bir şey var zannettim ya. Allah'ım yarabbim. Ne olacak, sıcak tutarım elimi, geçer. Sonrasında değil efendim, öncesinde sıcak tutmanız lazımdı. Ya iki kat falina giyerim doktor. Ya dert ettiği şeye bak. Anlamıyorsunuz Poyraz Bey. Yani bu böyle giyinmeyle falan aşılacak bir hastalık değil. Cinsel bir hastalık bu. Cinsel hastalık. Cinsel hastalık mı? Ne? Nasıl yani ya? Nasıl olabilir? Nasıl bulaşmış olabilir bu bana? Vallahi bilemiyorum ya. Ben o an orada değildim. Ya ben kameramın yörüngesinden başka hiçbir yörüngeye girmedim ki. Mümkün değil bulaşması. Yok, mümkün değil bu. Ya bu hastalığı da var ya, ben anlamıyorum arkadaş. Bir tek bulan kabul etti herhalde. Yok, bir hata var bunlarda. Bir hata var. Benim öyle bir hastalığım olması mümkün değil doktor. Evet efendim. Geldi çaylar. Böyle. Evet. Al bakalım. Ben de bunu alayım kendime de. Evet. Yıldız. Tavanın teflonunu da yemen çok güzel olmuş. Güzel. Ne yapayım ulan? Çok güzeldi. Sen iste, ben daha neler yaparım sana be. Aa bak ne diyeceğim. Bir dahakine bunu fırında yap ha. Şahane olur. Yıldız, ben onu demiyorum. Ben de ne marifetler var diyorum. Sen bana yeter ki evet de diyorum. Kuzey. Balığı bir gözyaşına buğuladın diye hemen sana evet diyeceğimi mi sandın? Yalnız orada ben seni de buğuladım, farkındaysan. O ne demek ula? Etkilenmedin mi? Bak bak. Hayır da diyemiyorsun işte. Mavişim benim. İtiraf edeyim. O kadar marifetli olduğunu bilmiyordum. Açıkçası şaşırdım. Ne şaşırdım ya? Etkilendim desene. Ula etkilenmem için senin beni tanıyor olman lazımdı. Beni tanısaydın ha, böyle balığı guru guruya getirmezdin bağ. Sen kimle dans ettiğini anlamamışsın da. Kuzey bunu unutur mu zannediyorsun? Hey, fırında helva mı yaptın yoksa? Sir, yes sir. Unutmamışsın ya. Unutmadım tabii. Mavişim. Ben senin unuttuklarını bile unutmadım. Hatırlatacağım hepsini sana tek tek. Uy. Hey ula, git getir haydi. Allah'ım. A bu rüyadan beni uyandırma ya Rabbim. Uy amin. Ya bu nedir ya? Böyle bir şey yok ya. Uy. Ne oldu? Ya bunun bir şeyi eksik. Ne eksik ya? Limon ne? Limona taktın artık ha. Ula bir şey yapacaksan tam yap. Git bağ limon getir haydi. Sor yes sor. Akıllandın ha. Akıllandın sonunda. Nerede bu legolosun fındık bahçesi ya? Neresi burası? Arkadaş ben anlamadım ki biz neredeyiz, alo? Aynı sapağa 5 lira dönüp dönüp duruyoruz ya. Samsun'da mıyız lan acaba? Mordor'dayız. Ne?
fındık bahçesine götüreceğim diye bizi yanlışlıkla Mordor'a getirdin diyorum. Şimdi biz kaybolduk değil mi? Hem de nasıl? Ulan oğlum, amcaoğlu, madem kaybolduk niye sabahtan beri söylemiyorsun ya? Biz kulelere yola çıkmadık da biz. Kaçırıldığım için olabilir mi amcaoğlu? Ha? Ne dersin? Ah be Legolas. Ben senin elf gözlerine güvenmiştim. Ya fındık bahçemde ne yapacaksınız bana? Zaten fındık zamanı da bitti. Emincim, şu fındık bahçesi neredeyse tarif eder misin canım? Bak gerçekten pişman olmayacaksın. Of. Tamam amcaoğlu. İleriden bir yerden dön. Ben tarif edeceğim. He? Tamam. Allah Allah. Bu kim ya? Alo? Ha, alo. Feride ben. Abla? Bu numara kimin? Anlatırım sonra. Neredesin sen? Mordor'dayım. Ne? Neredesin? Ay işim var. Sonra anlatırım ben sana. Sen neden aradın beni? Kaçırıldım canım. Ne? Kaçırıldın mı? Ne? Kim kaçırdı abla? Yoksa o çetin mi kaçırdı seni? Hayır öyle bir şey değil. Sizin bu küçük ağın başına ayrılık vurdu herhalde. Eşkıya gibi geldi beni evimden kaçırdı. Oha ya. Ay çok romantik. Başlatma şimdi romantikliğinden ya. Canım burnumda zaten. Kaldım burada. Antep'te misin? Antep'teyim canım. Hatta şu an Ömer'le oturduk karşılıklı beyran içiyoruz. Çok romantik değil mi? Abla bilgi ver bakayım birazcık. Aşiretler mi? Çok mu kalabalıklar? Nasıllar? Hem orada kara kaşlı, kara gözlü, uzunca boylu insancıklar var mı? Varsa fotoğraflarını atsana. Malum sarışınlardan pek bir hayır gelmiyor. Mine köy yansa saçını ilk tarayacak insan sensin ya gerçekten. Ne Antep'inden bahsediyorsun be? Ordu'dayım ben hala. Taksiye binecek 5 kuruş param yok. Oteldeyim. Gel al beni buradan. Tamam. Hangi otel? Tamam geliyorum. Ne oldu? Senin kaçırılma operasyonu başka bir kaçırılma operasyonu yüzünden suya düştü. Hayda, hayırdır niye? Yolda anlatacağım ben sana. Sen gazla şoförciyim. Tamam. Şimdi fark ettim. Aa, bu çayın bir şeyi eksik. Dur tahmin edeyim. Limon. Sir, yes sir. Allah'ım, 20 sene sonra verdin ama ne güzel verdin ya Rabbi. Hanımefendi, limon çek. Buyurun. Sağ ol. Bak ne diyeceğim. İyi ki beni kaçırdın ha. Sık sık tekrarlayalım bunu Yıldız. Bundan sonra golundan tutup zorla getirmene gerek yok. Sen çağır, ben gelirim zaten. Onu biliyoruz ya. Sen benden daha heveslisin. Dümeni bile bırakmadın ki bana. Hey, şimdi böyle mi oldu? Bağ yaranmak için kendini paralarken öyle demiydin ama. Yıldızcığım tamam da sen de benim erkeksi, karizmatik, hayvansı cazibemden etkileniyorsun şimdi yani. Hayvansı, öküzümsü. Kuzey, beni sınama istersen pişman olursun ha. Hemen celallenme mavişim ya. Şaka yaptım. Latife, cavuk. Bak sana ne diyeceğim. Şimdi ben senin sesini hep böyle bağırıp çağırırken duyuyorum. Ne vardı bir tane şarkı söylesen? Ulan senin bağ kur yapman lazım. Ben mi sağ kur yapacak gibi şarkı söyleyecekmişim? Ya geçen kızlara söylemişsin. Çocukken de söylerdin. Ben çok özledim senin sesini. Çok mu? Ha, şöyle söylesen güzel sesinle böyle tatlı tatlı. İyi madem. Dur! Daha romantik bir yere gelecek mi? Ula. Düz romantik. Poyraz, ne oldu? Ne dedi doktor, ne dedi? Akdeniz anemisiymişim. Ney? Neyimsi? Akdeniz neyimsiymişsin? Ya bir çeşit kansızlık işte. Yani o yüzden Sabi'ye bir kötü haberim var Kamer. Kötü haber şu, bu apansız musallat olan illetten dolayı doktor bana rapor vermiyor. O yüzden ben tedavi olana kadar nikahımızı azıcık erteleyeceğiz karıcığım. Ama iyi habere yer kalmadı ki. Kaldı.
İyi haber de başka kötü haber olmaması kız. Yaşasın. Ama bu çok saçma ya. Ben sana dalak, ciğer, böbrek ne varsa yediririm. Kansızlık falan kalmaz. Hem bu evlenmemize engel değil ki. Aşkım engel değil ama etik de değil işte. Ne? Etik ne değil? Kamer, anlasana karıcığım. Evlenirsek bizim çocuklarımız ondan sonra Akdeniz Haremisi olur. Hatta onların çocukları da. Ula onların çocukları derken bütün Karadeniz Akdeniz Haremisi olur. Yok Kamer, yok, yok. Ben bunu memleketime yapamam, Karadeniz'ime yapamam, yok. Poyraz, eğer bu komik olmayan Karadeniz fıkram bittiyse eğer... gerçekleri alayım mı senden, hı? Ne dersin? Bizde yalan yok bebeğim. Çok istiyorsan git doktordan öğren ne öğrenmek istiyorsan. Allah Allah, vermiyor işte Kamer raporu, vermiyor. Ne demek vermiyor ya? Aşkım, bağırma, vermiyor diyorum işte, vermiyor. Ben şimdi gidiyorum, o raporu ondan söke söke alıyorum. Bekle sen. Hadi Kamer, yaparsın sen. Bana bak, Doktor Cihan mısın? Enişten misin, nesin? O raporları bana vereceksin. Olmaz, yapamam. O zaman Pembiş ablamı unut. Vallahi mi? Vallahi. Ah. Bir taş attın denize, dalgalandı suları. Bir taş attın denize, dalgalandı suları. Aldın kimlere verdin gözümden uykuları, gözümden uykuları. Yaş benim, keder benim, kim ağlasın yerime. Yaş benim, keder benim, kim ağlasın yerime. Bir daha görünür mü gözlerim, gözlerime, gözlerim, gözlerime. Bir daha görünür mü gözlerim, gözlerime, gözlerim, gözlerime. Karşı kayalıklar yanına liman olmaz. Sarılma rüzgarına, denizde iman olmaz. Denizde iman olmaz. Yaş benim, keder benim, kim ağlasın yerime. Yaş benim, keder benim, kim ağlasın yerime. Yaş benim, keder benim, kim ağlasın yerime. Bir daha görünür mü gözlerin, gözlerime, gözlerin, gözlerime. Bir daha görünür mü gözlerim, 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 gözlerim. Hay ağzına sağlık be. Özlemişim. Feride. Ömer yaklaşma. Tanışmışsınız Elif'le. Tanıştık. Anlattıklarını dinledin mi bari? Dinledim. E madem dinledin niye hala böyle buz gibisin? Ömer ne yapmamı bekliyorsun şu anda? Aa çok güzel, aslında öyle değilmiş olay deyip boynuna mı sarılayım? Yani sen de haklısın tabii de en yakın zamanda kendimi tekrardan inandıracağım sana. Ömer tamam, sonra konuşuruz bunları. Sus, sus.
sonra konuşuruz derken konuşacağız yani. Ömer, konuşuruz dedim. Başka anlamlar çıkar mı? Hadi git sen. Ya ne bekliyorsun? Gitsene. Sonra olmasını bekliyorum. Aa, hatta sonra oldu. Hadi konuşalım. Ömer, pişman etme beni şimdi. Bari evini bırakayım seni ha. Söz, tek kelime etme. Ha, bu kaçırma organizasyonun içinde eve bırakma servisin de var yani, öyle mi? E senden de bu beklenirdi zaten. Niye ya? Nasılmışım ben? Yani lahmacunlu brownie gibisin. Ya da ketçaplı balık. Bu ne demek ya? Yani şöyle, hem romantiksin hem maço. Hem küçük ağasın hem de baby face. E zorbalık da var tabii. Heh. Abla, ne yapsınız? Ne oldu? Heh. Anlat bakayım. Oo. Bak şuraya, bak şuraya. Buraya mı kaçırdın ya kızı? Adam akıllı, Antep'e kaçırsaydın ya. Vallahi bacanak ya. Hiç değilse Antep'i gezmiş olurdu ya. Öyle bir niyetim yoktu da. Sadece romantik bir evlenme teklifi yapmak istemiştim. Ne? Abla sen evlilik teklifi mi aldın? Hani bakayım. Yüzük yok. Kabul etmedin değil mi abla? Etmedim tabii kimine. Niye? Yüzüğün taşı küçük geldi değil mi? Ama belliydi bu beybağının cimri çıktığı. Eğlenmeniz bitirse ben evime gitmek istiyorum. Feride. Fikrin değiştirene kadar ben buradayım. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Bir şey kız kadar olamadım be bacanay. Ne? Böyle sabit durduğumuza bakma. Aslında şu anda kendisi beni kaçırıyor. Evet, kaçırıyorum. Ve bir daha da operasyonumuzu bölmezsen çok sevinirim baby ağa. Hadi, hadi legalasın. Haydi oğlum. Haydi, haydi oğlum. Hadi legalasın benim. Bin, 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 bin. Haydi. Aferin. Hah, böyle. Ama böyle etmeyle olmaz ki. Ne var şu ateşin içinde bir söylesen. Neyi kurtarıyorsun acaba? Neyi yakıyorsun içinde? Sen neyi merak ediyorsun? Bana nasıl aşık olduğunu, nasıl bu kadar böyle yanıp tutuştuğunu. Vallahi ben de çok bilmiyorum yani. Biz seninle kavga ediyorduk, didişiyorduk. Baktım bir anda aşık olmuş. Çok romantiksin. Ya öyle ama. Yani o koskoca sağanakları başlatan ilk damla yağmurun düştüğü yeri görebilir misin? Göremezsin. Benimki de o hesap. Ne oluyor dememe kalmadan sağanağına tutuldum. Yıldız, sağanağına tutuldum diyorsun yani. Vallahi tutuldum. Maviş maviş gözler, kırmızı kafalar derken bir baktım kapıldım sürükleniyor. Vicdan yapmadın yani. Vallahi bu kadar güzel olmanız sizin vicdansızlığınız. Benim bir suçum yok. Dalga geçme, ciddi soruyorum. Vicdan azabından aşık olmadın bana değil mi? Ya ben sana niye vicdan azabından aşık olayım Yıldız? Biz seninle bir şey yaşamadık ki. Ben Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gollum muyum ki? Kendi kendime parmağıma yüzüğü taktım. Gollum ne alaka ya? Bir dakika ya. Sen azıcık kilo versen bu gözlerle baya baya Gollum'sun ha. Efendimiz. Kıymetlimiz. Ben de kıymetli yüzümü Mordor Dağı'na olmasa da Karadeniz'in açın dalgalarına fırlattım. Ha. Sonra da kuzeyden gelen dip dalgası aldı çıkardı değil mi? Onu da vicdan azabından çıkarmadın değil mi? Allah Allah, sen de bir şeye taktın mı takıyorsun? Ne vicdan azabıymış ya? Ama anladım ben. Bu malum kadının saldığı zehirler değil mi? Malum kadın mı? Çocuklarının anasının adını ağzına almaya mı korkuyorsun Kuzey? Ne korkacağım be? Ben sadece adını anıp evrene kötü enerji göndermek istemedim. Sen mesaj yollasan da yollamasan da Şule geri döndü. Şule dönmedi. Dönmek istedi, ben kabul etmedim. Çünkü sana çok aşığım. Bunu daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum Yıldız. Sen ne dersen de. Sonuçta döndü. Ha, bu gerçeği değiştiremezsin. Şule gezmeye gelmedi buraya Kuzey. Senin için geldi. İyi, geldiyse geldi. Ne yapayım şimdi? Şule de Şule. Şule aşağı, Şule yukarı. Ne Şule'ymiş ya? Nereye ola? Böyle hemen zora gelince kaçacak mısın? Çay koyacağım. Say. İyi. Bağ da getir. Demli olsun. Emredersin sahip.
Yanaşacağım. Hayır. Kız ne yapıyorsun acaba sen, çekilsene. İzleyeceksin. Pembiş panter operasyonumuz yarım kalacak ya. Pembe abla, ben sana söylemeyi unuttum emme. Benim iş makinası izleme bağımlılığım var. O ne kız? Böyle iş makinalarını görünce dayanamıyorum. Genetik kodlarım devreye giriyor. Gitlenip kalıyorum. Nahide, senin genetik kodlarında komplo var, entrika var, plan var. İş makinesi izlemek nedir ya? Yok, öyle deme. İş makinaları ayrı. Hele o vinçler var ya, vinçler. Böyle ağırlığı olan, sağlam, tuttuğunu çekip koparan. Onlar çok acayip ya. Sen benden bahsediyorsun kız ya. Hadi dur neyse. Baba, nerede kaldınız? Ya öldüm meraktan. Hadi. Ya nerede kaldısın mı var? Ağır hastalarla geldi kızım ya. Ay. Ay. Evet, doktorum ne yapayım? Ne yapacak oğlum? Oruluyor. Ha, bir dakika, bir dakika. Biz yine de eşeğimizi sağlam gazoğa bağlayalım. Ha, bak bunu hatırlattın. İyi oldu. Hemşire, et ver. Yeter, yeter. Haydi, bir dakika. Ya yine ne oldu Pembe? Deş satarız yalnız ama. Merak etme. Ya bir dakika. Ben her şeyi anladım da niye bunları kafamıza geçirdik onu anlamadım ya. Evet ya, çok sıkıyor. Bir çıkaracağım ben bunu. Senin öyle limon gibi filelersen olacağı oydu, çıkarmayacağım. Pembe abla, ben hiçbir zaman hiçbir yerde asaletimden ve de tarzımdan ödün veremem. Bu Ayfer gibi nene çorabımı geçireydim kafama. Bu nene çorabı değil bir kere. Süper ince bu, süper ince. Ya kızlar, biraz daha tuhafiye muhabbet ederseniz sizi de eteleyeceğim yeminle. İşimiz var, haydi buyurun. Ya ama biz bunu hırsız gibi olduk, benim moralim bozuluyor. Ayfer, zaten hırsızlık edeceğiz ya. Biraz sonra Pembiş Panter operasyonuyla doktor canımın hem bedenini hem kalbini çalacağız. Ne kokuyor ya burada? Ne kokuyor? Senin suratın ayak kokuyor ya. Allah seni kahretmesin. Geğirmiş çorabımı giydin kafana. Ya o kadar araç kiraladım, forfil kiraladım, çorap adamı para vereydim ya. Hadi, hadi. Bakın kızlar, bir hata olmasın. Operasyonu yeniden gözden geçirelim. Pembiş Panter operasyonu 3K'dan oluşmaktadır, tamam mı? O ne be? Kaldırma. Gondurma, gıtlama, tamam mı? Yok, ben hiçbir şey anlamadım. Ya ilerleyen vakitlerde anlayacağım. Şimdi operasyonumuzun birinci aşaması kaldırmayı yapacağız. Hazır mısınız? Evet. Hazırız. Kazanız mübarek olsun. Pembiş
Banter. Haydi. Şu suyu tutuyor, yapmayın. Anam, kızlar koruyorsunuz mu? Doktorum rüyasında bile beni sayıklıyor. Adama kim bilir ne işkenceler ediyor. Yanıyorum. Sağ. Yanıyorum. Önüye. Sona gir. Kız uzat. Yanıyorum. Uzat lan. Azıcık daha uzat. Sağ. İleri. Sağ git. Azıcık daha uzat. Al. Ya ortası. Ama sağ, senin yatağından alırım demiştim, bana inanmamıştın. Ay be. Kız, ne bakıyorsunuz daha mahremime? Ne bakacağız ona be? Allah Allah! Şimdi ne yapacağız? Kaç kez anlatacağım ya, kaldıracağız. Kaldıracağız.
Çay verenlerin çok olsun. Damatlık çaylarını da içeriz inşallah. Bak şimdi, seninle sakin sakin konuşacağım, tamam mı? Ben diyorum ki, kaç yıllık karından ayrıldın Dilekolay, 20 yıl. Allah Allah. 20 yılı şimdi de Şule'ye mi zimmetledin? Benim ayrılığımla senin evliliğin aynı yaşta Kuzey, hatırlatırım. Neyse, konumuz bu değil. Benim diyeceğim başka. Dilekolay, o kadar zaman sonra ayrıldınız. Aha belki boşluğa düşmüş olabilir misin acaba? O boşluktan dolayı da bağa aşık olduğunu sanabilir misin acaba? Allah Allah. Ne alakası var ya? Yıldız, ben ergen miyim? Çocuk muyum? Kime ne hissettiğimi anlayabilecek yaşta ve deneyimdeyim. Bu deneyime ne alakası var? Sonuçta ben seni 20 yıldır burada bekleyen güvenli bir limanım. Aha belki huzura ihtiyacım vardı. O huzuru da ben de bulduğun için bağa aşık olduğunu sanıyorsun. Vallahi benim sende bulamadığım tek şey huzur. Huzur arasam sana aşık olmam zaten. Ne? Ula o zaman beni niye kaçırdın? Şuna bak, hem beni kaçırıyor hem de huzurumu bozuyorsun diyor. Düş yakamadan o zaman, düş. Huzurumu bozuyorsun demiyorum, dünya gözlüm. Niye yanlış anlıyorsun? Ben diyorum ki, hür irademle bile isteye sana aşık oldum diyorum ya. Düz aşık oldum, düz. Düz aşık mı? Evet, dümdüz. Doğrudan aşığım ben sana. Lütfen şu Şule'nin zehrinin damarlarımızda gezmesine izin verme ya. Şunun istediğini yapma ya. İyi madem. O zaman de bakalım bağa. Şule senden ayrılmasaydı yine buraya döner miydin? Bu sorunun hiçbir anlamı yok Yıldız. Ben cevabımı aldım. Ben aldım cevabımı. Demek ki bana aşık olmanı Şule'ye borçluyorsun. Şule'nin seni terk etmesine, yoksa hala onunla evli kalacaktın. Ya o ilişki bitecekti zaten. O gitmese ben bitirecektim. O zaman niye bitirmedin? 3 yıldır niye ayrılmıyorsun? Yeter Yıldız ya. Ben kendime mahkeme kurulsun diye kaçırmadım seni. Burada soruları ben sorarım. Hayır efendim, ben soracağım soruları. Beni kaçırdıysan vereceksin cevabı. Mahkemen daha bitmedi, otur. Ya ben hiç böyle hayal etmemiştim be. Sen seni kaçıran sevdiğine böyle mi yapıyorsun? Hiç boşuna şirinlik etme. Vereceksin cevabı, o kadar. Peki hakim bey. Hakim ağam. Bilemiyorum şu an. Pembe değil mi? Acayip güzel kullandı ama. Bana ya dul yabani de. Ben şu tasarım harikasını diyorum. Ayfer, sence bu kaç ton çekiyordur kız? Vallahi Nahide o kaç ton çekiyor bilmiyorum ama pembe sizi sallandıracak şimdi odan. Hadi, hadi daha. Hadi gidelim. Evet, kız kardeşlerim. Pembiş Panter operasyonunun ilk kasını başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Gon.
Durma. Elinize kolunuza sağlık. Tamam, ben de doktorun eşyalarını arabaya koyacağım. Artık benden bu kadar pembe. Tamam, gerisi bizde. Ay Allah razı olsun yavrum. Nasıl kardeşim? Tez vakitte inşallah Galuk hemşire operasyonu da düzenleyeceğiz. Şşş, o iş bende. Şu doktoru bir paket edelim. Sağa da kaçıracak birilerini bulacağım. Hadi inşallah o zaman. Hadi gidelim. Esen kullan. Dur, forklif ne olacak? Yahu abin gelip alacak onu ya yarın. Sevgilerimi selamlarımı ilet. Allah ondan da razı olsun. Haydi. Hadi gidelim. Oh. Kız naydı. Nasıl araba bu? Kız nasıl araba bu benim? Ver, elini ver. Kız çeksene. Ay. Yavaş. Dur. Dur toplayacağım ben şimdi. İttir abi. Yavaş ya. Ne biçim araba bu ya? Köyü yakın ya. Hadi konuşuruz. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş sür, yavaş. Haydi. Soğuk mu oldu? Ateş de azaldı. Üşüdün mü? Üşüdüysen yaksın bir tur daha erkeğin. Yok ula. E hadi gitmeyeceğiz mi? Geç oldu bak. Yıldızcığım, sen durumun ciddiyetinin farkında değilsin galiba. Ben seni kaçırdım. Git ula. Böyle kaçırmak mı olur? Ben kendim kaçtım. Tamam. Her iki durumda da evden kaçmış bir kadınsın. Hiçbir yere gidemezsin. İyi o zaman. Hadi yatalım. Uykum geldi benim. Yatalım mı? Yatalım. Höst ula, höst. Ben içeride yatacağım. Sen ağa burada. Ya da istersen ağa git teknede yat. Orası daha konforlu olur. Ya sen ciddi misin? Üşürüm ben. Bahane. Beni kaçırırken düşünecektin. Yıldız, ben senin zamanında kedi gibi titrettiğin miçon değilim artık. Ben de geleceğim. İyi ula. O zaman ben gidiyorum. Ya gece gece iş çıkarma başımıza. Nereye gidiyorsun? Tamam hadi git yat ya. Gidiyorum ben. Git. Haydi. İyi geceler. Sabah buz kalıbı gibi görürsün beni burada. Ak gezen gibi sakalım donacak beni. Yeteri mi fazla kaçırdın, kalkmıyor? Hop! Eh be Nahide! Bir bırakmadın eserime doya doya bakayım ya. Ana. Hayır, Nahide yapma. Nahide gözünü seveyim yapma. Daha mümkünatı yok, uyanmaz ki o adam ya. Aman! Pembe abla, bana bak. Eğer bu adama bir şey olursa bu işte teksin, benden haberin yok. Ya kızım sen işi bilmeyin. Öyle soğanı burnuna tıkarsan adamın ayılacağı varsa da ayılmaz. Allah Allah, çok biliyorsun. Ya bileyim tabii. Ben eski kocamı da bayıltıp ayıltırdım. Benim ilişki felsefem böyle. Ay ne yapacaksın, çok merak ettim. Pembiş panter operasyonunun üçüncü aşamasını gerçekleştireceğim. Yani? Doktoru çayıma bındırıp gıtlayacağım. Tamam. Devamını anlatma. Ben giriyorum. Ne edersen et. Biraz hamamlanacağım. Konuşuruz. Höstula. Hayırdır? Sen sörlü müsün be mübarek? Haydi uza. Uzamayayım. Azıcık burada durayım ya. Ya senin üşümemeni sağlamaya çalışıyorum. Sonuçta bir gecelik de olsa tutsağımsın. Bir gecelik mi? Ula ben senin 20 yıldır tutsağınım. Bu 20 yıl gibi güzide sıfatlarımızı böyle güzel cümlelerin içinde kullanalım.
Bir daha söyle. 20 yıldır tutsağınım. Ben de senin tutsağınım Yıldız. İste bir ömür tutsağın olayım ben senin. Haydi, bunları sonra konuşuruz. Allah Allah, bir adam gelmiş gecenin bir yarısı sana tutsağınım diyor. Sen de onu kışkışlıyor musun Yıldız? Ben de bundan kurtulmak için çok dua ettim ama bir faydası olmadı. Kurtulma Yıldız. Aşkımdan da benden de kurtulma. 20 yılın hiç mi hatırı yok be? Bak, o güzide sıfatımızı sen de kullandın. He ya, ne 20 yılmış arkadaş. Yalnız ayıktırayım, 20,5 yıl oldu. Aşkımız büyüyor sevgilim. Onun 20 yılı benim. Buçuğu senin. Aman, bir şey yapmadık 20 yılına. Al senin olsun. Ya hadi git. Ben burada bu şekil yatarım. İyi, ben yatıyorum. Ben de yatıyorum. Oh, yatakta ne rahatmış. Duvarda ne rahatmış. Günaydın, günaydın. Hoş geldin. Yolculuk nasıldı? Ne oldu bana? Neredeyim ben? Ya nerede olacaksın? Korkma. Bizim kışlık evdesin. Size ait bir yerde olduğumu farkındayım da niye? Ya pembiş panter operasyonuyla seni kaçırmış bulunmaktayım. Bakın beni bırakmazsanız vallahi ararım polisi. Ha, ararsın polisi. Ne diyeceğim polisi, onu merak ettim. Ne diyeceğim efendim? Beni kaçırdığınızı söyleyeceğim tabii ki. Ya bir sağa bak, bir bağa bak. Kim kimi kaçırmış olabilir acaba? Uyudun mu? Evet. Ben uyumadım da. Rüyada gördün mü bari? Rüya değil. Garga burun bir gara basan göreyim. Aferin, aferin. Rüyanda bile kurtulamayacağım benden. Sen ne dikilip duruyorsun benim başımda zebani gibi? Ne oldu? Korktun mu? Ne korkacağım ula senden? Sen bana ne yapabilirsin ki? Belki sen uyurken o güzel saçların dolaşır parmaklarımın arasında. Çek elini. Belki gül cemaline dokunurum. Bal yanaklarına dokunurum. Bal dudaklarına dokunurum. Çek ula elini dedim. Ya bir tane öpsem ne olurdu ki dudaktan? Bir küçük... Olmaz. Yanaktan? Olmaz. Alnından öpeyim. Herkesin gönlü olsun. Sonuçta öpmüşlüğüm var. Olmaz. Evlenmeden olmaz. Nasıl evlenmeden olmaz ya? Ben nişanlanınca da mı öpmeyeceğim? Öpemeyeceksin. İşine gelirse. Türkan Şoray kurallarım var benim. Yazık. 20 yıldır beklediğin adam bir kere yanağından öpmek istemiş. Öptürmüyorsun. Yazık. Öpmüyorum ula. Öpseydin. Çık dışarı. Bir küçük. Hayır ula. Çık. Tamam sahip. Kapıyı kapat. Öpseydin be. Öpme. Öpeyim mi? Hayır. Uyudun mu? Evet. Ben uyumadım da. Kamer kızım, tüpü kontrol ettin mi? Ettim, ettim anne. Şeref efendi, sen suları kapattın mı? Tamam, kapadım. Hem de ana vanadan kapadım. Nenesinin kaymakları gelmiş. Göreyim mi Şeref efendi? Kızlar? Ferde, Emine. Yoksam siz gideyim mi siz? Ay, biliydim. Biliydim o kişiyi ananız, ahlınızı çeldi değil mi? Etmen kızım, etmen. Beni bırakıp gitmen. Emine, beni de gitmen kızım, gitmen. Yahu tamam kadın, bırak biraz az nefes alsın çocuklar. Gidiniz mi Ferde, gidiniz mi kızım? Yok babaanne, biz gitmiyorduk, size geliyorduk. Biz de kışlık eve gidiyoruz. Ne güzel, siz kışla, biz yazla. Göreyim mi Şeref efendi, kızlar bize gelmişler. Olmaz öyle şey. Bak işte gördün mü, ben sana demiştim, yine sokakta kaldık. Bundan böyle hiç kimse hiçbir yere gitmeyecek.
Mahalle aynı evde yaşayacağız. Bir dakika. Nasıl yani şimdi dedeciğim? Sen bizi, ihanetin tohumlarını kabul mü ediyorsun? Torunları mı ula, torunları mı? Tamam, tamam. Yeter ula, yeter. Hadi düşün bakalım önüme. Baba. He. Peki abim. Ya o da bizimle kalacak mı? Böyle eski günlerdeki gibi mutlu mesut yaşayabilecek miyiz biz? Elbette kalacak. Babasının evi değil mi? Elbet kalacak. Hadi bakayım, kışlık eve gidelim. Yürü. Hadi bakalım, hadi. Hadi. Al şunu. Ay, Şeref Efendi. Ya yürü. Allah razı olsun. Hadi. Estağfurullah. Gel. Gel bakalım gel. Gel. Dur. Ben alacağım. Dur. Sakin ol. Böyle bir şey yok. Gel. Heh, gel. Gel 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 gel. Evet. Kaçırma organizasyonumuzu nasıl buldunuz Yıldız Hanım? Eh mi? Ya 24 saattir. Tam 24 saattir hizmet ediyorum ben sana. Aşçın oldum, uşağın oldum. Daha ne olayım Yıldız ya? 20 senedir ilk defa bir 24 saat hizmet etmişsin. Onu mu laf edilsin? Sen izin ver. Ben sana bir ömür hizmet ederim ben. Bak baba nasıl gülüyor. Senin de hoşuna gitti. En yakın zamanda tekrarlıyoruz o zaman bunu. Bak sen, sanki buluşma teklif ettiği. Ya ben başka türlü buluşamıyorum ki seninle. İlla anlayacağın dilde konuşmam lazım. Sen dünden beri kendine bile yabancı dilde konuşuyorsun ya. He, etkileneceğini biliyordum. Sen iste, ben seni hep kaçırırım. Gün aşırı kaçırırım ben seni. Allah! Allah muhabbetinizi arttırsın ya. Nereden böyle? Şey abi, küçük bir sefere çıktık da öyle bakındık geldik. Küçük bir sefere çıktınız ha, çok güzel. Takıldı mı böyle balık balık bir şeyler oltaya? Tabii tabii, bütün yol kırmızı bir balığı kovala kovala, o da kıvrıl kıvrıl yüzüyor. Tutamadık. Tutmuşsundur sen, tutmuşsundur ya. Kimi kandırıyorsunuz lan siz ha? Yıldız, dünden beri yoksun ortalıkta. Küçük bir sefere çıktık dedim ya abi. Cep telefonda seninle sefere çıkmadı herhalde yani. Niye kapalı telefonun? Şarjım bitti. Bu öküzden arayaydın bu kuzey haininde. Onun telefonu yok mu? Kaç yaşında kadınım. Sana hesap mı vereceğim abi? Vereceğim tabii abinim ben senin. Kuzey haini, sen ne hesap vereceğim bana? Beni buralarda bırakıp bırakıp Yıldız'la bana açman hesabını vereceğim bana. Ha sen beni mi kıskandın? Ya kardeşim benim, senle de çıkarız, ayıp ediyorsun ya. Oğlum sen çok ihmal ediyorsun beni yani. Vallahi bak çok ihmal ediyorsun yani. Hiç gülme. Ulan bu kız seni 20 yıl bekledi, ben beklemedim mi sanıyorsun? Şu kız senin üzerine gül koklamadı da ben acaba kokladım mı? Ben seninle sonra kimseyle olmadım. Dost olarak olmadım, dostum olmadı senin gibi. O kızın ilk aşkıydın, benim de ilk dostumdur lan, hain. Vallahi ne desen haklısın Sefer. Sus ya sus, vallahi sus, konuşma yani. Çok kırdın kalbim, para parça ettin kalbim yani. Sendeki iki deme kız. Seni evden kovdum, sahildeki evde yaşayacağım bundan sonra. Allah Allah, o niyeymiş? Ben bilmiyorum. Babam dedi ki gitsin dedi. Vahşi hayatına, yaban hayatına devam etsin o Yıldız dedi. Ben biliyorum onun kimin dediğini ama neyse. İyi. Yayladaki gibi ikide bir gelmeyin ama kapıma. Ben de az biraz kafamı dinlerim. Ne oldu bağış üstüne? Sahildeki ev nerede lan? Sahilde. Hangi sahilde? Evin olduğu sahilde. Oldu ya, ağzından laf alacaksın değil mi? Küs varım ben sana, küs. Bu ne ya? Ne? Puf mu? Pah mı? Ne oldu? Selfie falan mı çekiyordun? Bir şey olmaz, bir sürü program çıktı. Düzeltirsin, kendini filtrelersin. Hoş geldin. Yalnız benim fazla vaktim yok. Şu boşanma sözleşmesini hallederim, hadi. Bir şeyler yemek ister misin? Aç görünüyorsun. Gözlerinin altı çökmüş. Ha, o ondan değil ya. Dün gece sabaha kadar çok güzel bir yerde,
Kainatın en parlak yıldızını seyrettim de ondandır. Sen beni kıskandırmaya mı çalışıyorsun? Eğer öyleyse başardın. Kıskandım. Ha tamam, çok güzel, iyi. Sen şimdi benimle avukata geliyor mu gelmiyor mu onu söyle. Anlaşılan kainatın en parlak yıldızı seni köşeye kıstırmış. Dün akşam ne yaptınız? Şule, haddini aşma. Emrivakilerden hoşlanmadığımı biliyorsun Kuzey. Biraz sabırlı ol. Sen neyin sabrından bahsediyorsun ya? Sen bana demedin mi? Ben iki medeni insan gibi boşanmaya geldim demedin mi bana? Dedim ama o zaman hala beni sevdiğini anlayamamıştım. Şimdi biliyorum. Allah aşkına ver bir boş kağıt, ben imza atayım. Boşlukları doldurursun, ben uğraşamayacağım seninle. Kurtulayım senden ya. Fevri olma kocacığım. Bir kez daha düşün, hata yapmanı istemiyorum. Sen açık açık söylesene ben senden boşanmak istemiyorum diye. İstemiyorum. Ha? Tabii ya. Niye gelecektin ki başka buraya? Ne oldu canım? Bizi uğruna terk ettiğin sevgilin terk mi etti seni? Ben terk ettim. Ha, tamam o zaman ya, bir şey olmaz. Barışırsınız, ne olacak be? Allah etmek yerine annemin o adamı neden terk ettiğini sormayacak mısın? Vay, benim kenafir gözlü kızım da buradaymış. O kadar özlemiş ki beni, masalara vuruyor özleminden. Baba, bu kadın, yani benim annem, yani senin karın hala seni çok seviyor. Öyle mi canım? Şöyle bir problemimiz var. Ben onu hiç sevmiyorum. Nasıl yapalım? Nasıl mı yapalım? Boşanmayacaksınız, ayrılmayacaksınız. Sen kendine de, anneme de zaman tanıyacaksın, anladın mı? Sakin ol Gökçe'cim. Baban kararını vermiş. Hayır anne ya, hayır, sen pes edemezsin. Ne yapacaksın, ne edeceksin, savaşacaksın ve bu adamı kendine yeniden aşık edeceksin. Gökçe! Hiç boşuna nefesini tüketme baba. Eğer siz ikiniz yeniden bir aile olmayı beceremezseniz, İkinizi de sonsuza dek terk ederim. Çok özür diliyorum, benim kızım azıcık ergen de. Şimdi neden hemen boşanmak istemediğimi anladın mı? Kızlarımız buna hazır değil. Gökçe zamanla alışır. Beni yeniden sev demiyorum kuzen. Kızlarını sev. Onları düşün biraz. Dedi cefakar anne. Gökçe'nin bu durumda olmasının tek sebebi bizim saçma evliliğimiz. Biz seninle birlikteyken kimseye hayrımız yok. Ben şimdi avukata gidiyorum, dava açmaya. Sen de otur, o boşanma sözleşmesini hazırla. Afiyet olsun. Dede. Biz şimdi neyiz? Ne oluyor ya? Yok. Hayır. Hayır. Olamaz. Hayır. Olamaz. Olamaz. Bak. Bak ayağa. Bak ayağa. Hemen buraya bile sen geçeceğim. O ne diyor? Ellerim kavuşmuyor, kavuşmuyor ki ellerim kavuşmuyor. Ellerim sevilir ben. Pembe! Baba. Doktor. Şerefe amca. Doktor. Emine Hanım teyze. Doktor. Kuzey'in kızları. Ne? Yeter ola. Pembe! Bu adamın ne işi var burada? Lütfen babacığım, bu adam diyerek ötekileştirmeye hiç çalışma. Kendisi öz hakiki bizzat damat adayın olayım babacığım. Ne? Allah'ın izni peygamberin kavliyle gelip beni senden isteyecek.
de toz olmuştur ha. Efendim yenge. Kız sen neredesin? Dolaptan tahır kuru bakır. Sahildeki eve geldim. Ha, dağdaki inziva bitti. Denizdeki inziva başladık. Ne işin var orada? Kendi evime gelirken sağa hesap mı vereceğim yenge? Az biraz kafamı dinleyeyim dedim. Yıldız, kafanı dinleye dinleye gamlı baykuşa döndün. Kimseyi dinleme. İnsan içine karış biraz. Kimseyle uğraşacak halim yok yenge. Ne yapalım? Benim kaderimde de yalnızlık varmış. Olmaz. Olamaz. Benim var oldukça da olamayacak. Ben seni yalnız bırakmam yenge. Çayı koy, geliyorum. Ama... Kapattı. Ula çay yok ki. Neyse gel. Gel de ben sana bir dip köşe temizlik yaptırayım ha. Her yeri toz içinde. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yıldız için geldiysen daha az bitti Kuzey'cim. Yok yok, onun için gelmedim. Biliyorum burada olmadığını. O ne demek şimdi? Bir şey mi oldu? Ha, konuşmamız lazım. Ya Yıldız bekliyordu ama. Biraz daha beklesin. Anlatacaklarımı bilmemesi lazım. Vallahi de. Bayılıyorum böyle şeylere ya. Polisler, gizli toplantılar, entriga. Geç kardeşim, geç geç. Böyle geç. Gel gel gel. Buyur gel. Çok heyecanlandım. Bak burada bir oda var, burada da bir oda var. Siz istediğinize yerleşin, tamam mı? Allah'ım. Ay bu bir rüyaysa lütfen beni uyandırma. Sana bir çimdik atayım da rüya mıymış, değil miymiş gör. Kamer. Hı. Bir şey soracağım sana. Ha, hadi sor. Şimdi bu oda benim ya. Hmm. İstediğim gibi böyle yerleşip böyle alayıp alayabilir miyim? İstediğini yap. Bak şuradaki odalar da müsait. Eğer siz yine beraber kalmak isterseniz en geniş odalar orası. Orada kalabilirsiniz yani. Hayır ya, ne gerek var? Vallahi bana hiç fark etmez. Sonuçta yayladaki evin tamamı şu oda kadar falandı. Yani evet. Üzgünüm ablacığım. Seninle olan serüvenimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben artık yoluma yalnız devam etmek istiyorum. Allah Allah. Üzgünüm Feride. Biz ayrı odaların insanlarıyız. Sırtına ya, suratına baka baka senden boşanmayacağım dedi he. O bir yandan, Gökçe bir yandan. Zaten Gökçe belli ki anasının tesirinde. Ben ne yapacağımı şaşırdım ya. Ateş çemberinin ortasında kaldım. Tamam kardeşim, panik yapma. Naideyim ben, naide. Ben seni o ateş çemberinden kurtaracağım. Ne olur bir şey yap naide. Ben Yıldız'ı kaybetmek istemiyorum. Tamam, don't panik. Ben şu andan itibaren bu duruma el koyuyorum. Kural bir, bu durumdan Yıldız'ın asla ve zinhar haberi olmayacak. Nasıl saklayacağız peki? Onu düşüneceğiz. Ama şimdi ilk hedef bu. Eğer Yıldız Şule'nin senden boşanmak istemediğini... bir de üstüne Gökçe'nin sana res çektiğini öğrenirse... tövbe billah, sen yanına yanaşmaz. Boşansan bile yanaşmaz. İyi de Yıldız zaten bana güvenmiyor Naide. Bir de ondan bir şey sakladığımı öğrenirse hepten kaybederim. Kuzey. Sen ben boncuk görümcemin ne kadar hassas, ne kadar iyi kalpli bir insan olduğunu bilmiyor mu? Eğer bu durumu öğrenirse, o aşkını var ya kalbine gömer, kendini bir 20 yılda başka bir yaylaya vurur. Tamam. Ne yapıp ne edip Yıldız'ın öğrenmemesini sağlayacağız. Hı. Ama nasıl? Öncelikle Gökçe'yi susturacağız. Nasıl yapacaksın onu? Belki de benim kenafir gözlü kızım çoktan soluğu Yıldız'ın yanında almıştır. O da mı kaçırsak? Yapamazsın öyle bir şey. Sen Naide'ysen o da kenafir gözlü Gökçe. Ana. Biz ne kenafirlere pabuç bırakmadık be. Oha mı bırakacağız? Kızımı mı kaçıracaksın Naide? Kızım o benim. Doğru. Ya bu kaçırma işi bende bir yaşam biçimi.
Bir felsefe gibi bir şey oldu yani. Kendime engel olamıyorum. Bir gün insan kaçakçılığından çok pis içeri düşeceksin ama dur bakalım. Yeter ki sevdalılar buluşsun. Ben Naide Kadıoğlu. Mapuslarda çürümeye razıyım. Sen bana burada lazımsın Naide. Planımız nedir? Plan şu. Sen Gökçe'yi zapt edeceksin, göz hapsinde tutacaksın. Ben de Yıldız'ı. Anlaştık. Anlaştım. Ya sen canını üzme, benim canım kardeşim ya. Ben de Naide isem, Kuzey Yıldız'ı ilk aşk aldığı yerden devam edecek. İnşallah ya. Zilme zilme, çözeceğim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ay yenge süngülü mis gibi de kokar. Al şunları giy yenge. Vereceğim. Yıldız burası dost kokuyor kız. Aa şöyle geç. Ay. Ne yaptın? Ne var ne yok? Kimseyle konuştun mu? Nasıl kimseyle? Öyle gene soruyorum yani. Telefonlaştığın ya da görüştüğün birileri oldu mu? Eğer Kuzey diyorsan beraberdik, yeni ayrıldık. Peki kızları? Kızları mı? Yok. Ne demeye çalışırsın yenge? Ay yok canım, öyle genel yani. Maksat muhabbet olsun diye. Yıldız çay koymamışsın. Çay için önce hak etmen gerek yenge. Önce temizlik sonra çay. Yüz katı temizlemedin, beni bekledin değil mi Yıldız? Sen benim arkadaşım, dostum, akıl hocam değil misin? Ay ağzını öpeyim Yıldız. Ben de tamam diyecektim, ağzımdan aldım. Akıl hocam olarak önümüzdeki aşamayı açıklıyorum. İnziva aşaması. İnziva mı? Ula az önce inzivadayım diye bağ demediğini bırakmadın ya. O zaman da bu zaman. İtiraz yok. Yenge zaten inzivadayım. Gelen giden yok. Yok yok. Yeterince inzivada değilsin. Daha da kapanmanı lazım. Ula ne edeceğim? Camlara tahta mı çakacağım? Hayır tabii ki. Dışarıyla iletişimini tamamen keseceğim. Tamamen. Ya yenge ne yapıyorsun? Ver şu telefonu ya. Yıldız ben düşündüm, taşındım. Kuzey'le size çift olarak nazar değmemesi için sen bir süreliğine Kuzey dışında kimseyle görüşmemen gerektiğine karar verdin. Özellikle de o kızlarınla. Ne alakası var şimdi? Yıldız senin aklın pamuk ipliğine bağlıdır. Şimdi o kızlar o analarının, o çiğar analarının dolduruşuna gelir. Seni üzerler. Sen de pılını pırtını toplarsın, buralardan gidersin diye ben vallahi çok korkuyorum. Korkma yenge, çocuk muyum ben? Ondan mı o kenafir gözlü Gökçe'nin iki çemkirmesine bavulunu aldın gidiyordun? O zaman başkaydı. O zaman Kuzey beni sevmiyor sanıyordum. Şimdi daha fena ya. Kuzey seni seviyorken onların gazına gelirse mahvedersin her şeyi. Sen merak etme yenge. Şimdi her şey farklı. Kuzey bir aşk. Vallahi mı kız? Zaten sana belli böyle bir rahatlama, bir gevşeme gelmiş. Ne yaptınız dün gece? Tabii ki hiçbir şey yapmadık yenge. Ama her şey çok güzeldi. Rüyalarım bile bu kadar kusursuz değildi. Ay. Ne oldu? Gözünden kalp pıtırcığı geldi gözüme. İbrukların, Hasanların... Unutma, torunlarının sünnetinden iki tane çeyreğimiz var. Onu da yaz. Deli Ayşe'yi de yazayım mı? Deli Ayşe'yi mi? Gerçi onun kızı kocayı boşadı emme. Yaz yaz. Ya ben bu gar milletini hiç anlamıyorum. Ben bir tanesini zor buluyorum. Bunlar bulup bulup boşuyorlar ya. Aha. Damat da iyi çocuk değil mi Şerif Efendi? Böyle pehtemiz yüzlü ben çok sevdim. Vallahi ben de çok sevdim ya. Selamın aleyküm. Anam, Kuzey. Kuzey, Kuzey. Allah. Ablam, ablam ben evleneyim ablam. Allah seni.
senden razı olsun. Sen benim çöpümü doktorla çattın ya. Dile benden ne dilersen ablam. Yaşamayı diliyorum abla. Kurban olayım, yaşamayı diliyorum. Kız! Pembe! İndim! İndim kız, indim! Boğacağım şimdi. Anacığım. Oğlum. Oh. Çok özlediysen bir tur da sen tırman anacığım. Babam ver elini öpeyim. Babam hala mı ya? Ben ne zaman bu eve geldiğim zaman böyle sarılacaksın oğlum diyeceksin tekrar? Sen önce verdiğin sözü tut. İstediğin gibi davranmazsam o zaman hesabını sorarsın. Kuzeyim, valizin nerede? Getireceğim anacığım, getireceğim. Merak etme. Birkaç işim var, halledeyim, getireceğim. Kızlar nerede? Yukarıdalar abicim, odalarına yerleşiyorlar. Ben bir bakayım onlara. Kız, hadi gel, hadi gel. Geç kalacağız, yürü. Feride, Mine, babanız geldi. I'm home. Ali neredesiniz? Babanız geldi. Baba! Hayır, benim babam. Allah! Tamam kızım, hepinize yetecek kadar babayım ben ya. Baba sen nerelerdesin ya? Bu civarlarda. Bir dakika, bir dakika. Sen şey gibi kokuyorsun. Kızım, K9 köpeği misiniz siz? Hayırdır ya? Ya sen böyle bir şey kokuyorsun. Gece boyunca üzerine yıldız tozu serpilmiş gibi. Doğru cevap. Bol yıldızlı bir geceydi. Ay, bir de bol levrekli galiba. Yuh! Bir de benim burnuma laf ederler. Sende de fena burun varmış ha. Küçük ama etkili. Nasıl geçti bakalım romantik akşam yemeğiniz? Boş ver şimdi akşam yemeğini. Sizle konuşacaklarım var. Ne oldu baba? Çökün. Ay. Evet. Hiç böyle lafı uzatmıyorum. Direkt manşeti atıyorum. Şule Mollaoğlu'nun gerçek yüzü ortaya çıktı. Hangi gerçek yüzü? Buraya sizi özlediği için değil, beni özlediği için gelmiş. Babacığım biz bunları biliyoruz zaten. Bize bilmediğimiz içeriklerle gel. Peki canım. Bilmediğin içerik şu. Boşanmak istemiyor. Ne demek boşanmak istemiyor ya? Bal gibi de boşanacak. Ama sen istiyorsun değil mi? Kızım bu da soru mu? Tabii ki istiyorum. Benim göğümde artık tek bir yıldız parlıyor. Ve ben o yıldıza çok aşığım. Tabii ki de aşıksın baba. Bizim sayemizde. Evet. Yani yaptığınız fon müzikleri sayesinde rüyama soktunuz. Efendime söyleyeyim, bilinçaltımı alt üst ettiniz. İşte bunların hepsi seni tekrardan mutlu görebilmek içindi. Evet canım. Ve beni mutlu görmeye devam etmek istiyorsanız birkaç şey daha yapmanız gerekiyor. Yuh baba, artık daha ne yapalım ya? Belediye başkanından sizi evlendirmek için yetki mi alalım? Yok canım. Siz Gökçe'ye mukayyet olun. Ben o yetkiyi belediyeden kendim alırım. Ne yaptı yine? Tehdit mi etti? Yani. Biliyorsunuz boşanmamızı istemiyor. Bunu tekrar ve sert bir şekilde dile getirdi. Delilik yapmasından korkuyorum. Ya baba bırak. Ne yapacak ya? Yapsa yapsa en fazla seni terk eder. Ederse etsin. Burada nur topu gibi iki tane daha kızın var senin. Onlarla idare edeceksin artık. Öyle tabii güzelim ama ben Gökçe'nin beni terk etmesinden korkmuyorum. Hatta terk etmeyeceğine eminim. Ama onun bu yaptıkları Yıldız'ın beni terk etmesine sebep olabilir. Babam doğru söylüyor. Yıldız çok vicdanlı bir kadın. Eğer Gökçe gidip bir daha konuşursa her şeyi mahvedebilir. Ben de tam bundan bahsediyordum. Gökçe konuşursa ben evlenemem. Ben evlenemezsem size ev veremem. Ne ev vermesi yok? Tamam tamam. Gökçe'yi ev vereceğim. Ne oldu kız? Sevdalarını mı düşünüyorsun gene? Her yerde kuzey var be yenge.
Aa, bu denizde, dağda, taşta, yolda, her yerde kuzey var. E herhalde yani. Ondan başkasının gözün görmedi ki. Nasıl görsün? Attığım her adımda kuzeyli olan anılarımız var. Ondan tuttun kendini yaylaya vurdun mu? Vurdum da ne oldu? Kurtuldum sanki. Kader, kader, kader. Sen 20 yılın her günü onu beklersin. Ama ümidi tam kesmişken kader gelir onu burnunu dibine sokar. İyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum ama. Yıldız, kasvetli kasvetli konuşma Allah aşkına ya. Bak, şurayı hatırladın mı? Sevim sana yüzme öğretmiş değil mi burada? Hep anlatır dururdu. Canım aşkım. Sadece abim mi? Sağ olsunlar Kuzey'le birlikte çok acı bir şekilde öğrettiler yüzmeyi bana. Senden satmışlar değil mi? ben her şeyi böyle öğreniyorum yenge. Bir ayağımı suya sokayım, bir yavaş yavaş suya alışayım yok. Debelene debelene, boğula boğula öğreniyorum. Emme en temiz böyle öğreniliyor be Yıldız'ım. Bak batağa batağa yüzmeyi öğrenmişim. Vicdanlılardı canım. Sağ olsun Kuzey atladı da o kurtardı beni sonra. Bak benim kuzeyime ya. Hayatım kurtarmış görüyor musun? Bir de adamın aşkına inanmıyor yenge. Aşktan yapmadı yenge. Vicdan azabından yaptı. Bugün olduğu gibi. Yıldız içim şişti yani. Vallahi şimdi bana geliyorlar yani. Şimdi sen alacağım denize atacağım. Vicdan falan da yapmayacağım. Senin hoşuna gitse de gitmese de böyle. Yıldız sen az önce demedin mi? Kuzey beni eskiden sevmiyordu şimdi seviyordu diye. Tam kendimi ikna ediyorum. Seviyor diyorum. Sonra aklıma bir şey geliyor, yine kafam karışıyor yenge. Sen o güzel aklını hiç karıştırma benim boncuğum. Artık karşımda son sürümü yengen tarafından güncellenmiş, bildiğin hiçbir kuzeye benzemeyen, aşık, romantik, gözü kara bir kuzey var. Keşke yenge, inansam. Bütün kalbime inansam, tek istediğim bu. Anlaşıldı, anlaşıldı. Sen ayarlara da bir format atacağız. Baba, o yüzünü düşürme. Naideyim ben, naide. Bu yola baş koydum. Çözeceğim. Şule'nin boşanmak istememesi asla ve kat'a Yıldız'ın kulağına gitmeyecek. Neden? Annemi suç şişesi niyetine patlatır diye mi? Güzel kızım benim. Sen Yıldız'ı hiç tanımamışsın. O böyle basitlikler peşinde koşacak biri değildir. O elde edilmesi zor. Ama elde tutulması daha zor biridir. Bir kulağına giderse bir daha yanıma yaklaşmaz. Bir 20 yılda o bana takar ha! Tamam da nasıl yapacağız? Yani nasıl engelleyeceğiz bunu? Annenizi ve Gökçe'yi yakın markaj altında tutacaksınız. Markaj derken? İkili pres, futboldaki gibi. Ne olursa olsun yanlarından ayrılmayacaksınız ve Yıldız'la temas kurmalarını engelleyeceksiniz. Babacığım güzel fikir de nasıl olacak o? Onlar ta otelde, biz burada evdeyiz. Güzel. Gökçe ile ananızın oteline gideceksiniz. Baba sen ciddi misin ya? Çok ciddiyim. Kovuldunuz. O yüzden doğru ananıza. Başmaç. Ben anladım. Annemle Gökçe'yi göz önünde tutacağız. Yıldız'ın yanına gitmesini engelleyeceğiz. Aynı zamanda sana muhbirlik yapacağız. İçeride hesabı. İçeride hesabı. Çaktın. Güzel. Bana pek öyle gelmedi ama Gökçe'cim. Sen babanın yanında bayağı pasaklı bir kız olmuşsun. Ben sana böyle mi öğrettim? Of mama ya. Ben sana kaç kere söyleyeceğim şu odama izinsiz girme diye. Ya ne yapayım? Sesin soluğun çıkmadı. Ben de merak ettim. Ya ama buna uyuz olduğumu biliyorsun. Ya sen evdeyken de böyleydin. Ben kapımı kilitlerdim. Sen yedek anahtar bulup yine girerdin. Çünkü sen sadece ağlamak için odanı kilitlersin. Ben de ağlama diye açarım. Ne var ki bunda kızacak? Sanırım sen gene ağlamak üzereydin, öyle mi? Ben içeri girdiğimde telefonda neye bakıyordun sen? Buna. Ordulu bir yakışıklıya. Bahsetmiştim bu dolmuşçu. O yalnızca bir dolmuşçu değil.
Aynı zamanda da bir pop star. Vay be, ne cevherler varmış. Uf, dalga geçme anne ya. Ben de Osman'ı ilk gördüğüm zamanlarda dümdüz bir Anadolu çocuğu zannediyordum. Ama öyle değilmiş değil mi? Evet. O kadar değişik biri ki. İşinden çok renkli bir insan çıktı. Anne, ben çok korkuyorum. Neden korkuyorsun? Aşık olmaktan. E olma o zaman. Of anne, hala dalga geçiyorsun ya. Ama ben de kabahat, sana niye anlatıyorsam. Dalga geçmiyorum Gökçe'cim. Ben de zamanda öyle birine aşık oldum. Babandan bahsediyorum. O zamanlarda da böyle tam Karadeniz erkeğiydi. Fakültenin kapısından girdiği zaman rüzgarı beraberinde gelirdi. Ben de kapılıp gittim o rüzgara. 20 yıl boyunca da ayaklarımı yerden kestik Kuzey. Artık havasından mıdır, suyundan mıdır, toprağından mıdır bilinmez. Buranın erkekleri öyle. Tatlı tatlı esiyorlar. Sen de hiç dinmesin istiyorsun. O yüzden aşık olmaktan korkma Gökçe. Sakın o çocuğu da bırakma, tamam mı? O zaman sen de babamı bırakma. Kapalı rüzgarına gitsin. Göster bakayım bana şu resimleri. Ajan Feride. İçerideyiz baba. Güzel. Sakın duygularınıza kapılmayın, tamam mı? Sizden şüphelenmelerine izin vermeyin. Özellikle o yanındaki Hobbit ajana söylüyorum. Tamam babacığım, merak etme. Güzel. Şimdi kapatıyorum. Ne yapacağız şimdi? Aşağı inmelerini mi bekleyeceğiz? Hayır. Biz onları indireceğiz. Ne güzel çocuk. Efendim. Otelde misiniz efendim? Evet, kızımın odasındayım. Ne var? Misafirleriniz var. Kimmiş misafirlerim? Kızlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk anneciğim. Mine, sen hala öyle uzaktan mı bakmayı tercih ediyorsun bana? Gel. Canım anneciğim. Hayırdır? Kötü bir şey mi oldu? Bundan daha kötü ne olabilirdi ki? Evet anne, çok kötü bir şey oldu. Babamla çok fena birbirimize girdik. Biz de Mine'yle dayanamadık, yanına geldik. Artık seninle kalmak istiyoruz. Mine, ne oldu? Ne yaptı baba? Ne yapacak? Babamın her zamanki agresif halleri işte. Bilmiyor musun sen babamı? Ben Mine'ye sordum. Mine, söylesene. Ne yaptı baba? Sen de bana taktın ha. Ne oldu canım? Zoruna mı gitti anneni paylaşmak? Bağırma babam gibi. Bana bak, bir daha babamın ağzını... Pardon, ben duyamadım da. Tekrarlar mısın canım? Ne dedin? Diyorum ki, yani ne gerek var babamın adına ağzınıza almaya? Kızlar tamam, çizginizi bozmayın. Artık annenizlesiniz. Tekrar hayatıma hoş geldiniz. Hadi şimdi sizin hemen girişinizi yapalım. Sonra da kız kıza kutlayalım bunu. Hadi toplanın, hadi. Ne oluyor yenge? Ne bakıp duruyorsun öyle? Aklımdan geçenleri merak ediyorum Yıldız.
Eğer aklından geçenleri Uzay hakkında sana kötü şeyleri geçirtiyorlarsa onları dost doğru geri göndermek için. Aman sen beni boş ver yenge. Aa ben ne düşüneceğimi şaşırdım. Kim o? Seferim ya. Önemli bir şey değil. Yani seferim önemli tabii de yani. Alo. Kuzey, efendim. Ne yapıyor benimki? Ne yapsın ya? Deniz kenarında oturmuş öyle Kuzey'e bakıyor. Güzel. O sadece Kuzey'e baksın. Sadece Kuzey'e baksın, gözünü ayırmasın. Başka yere bakacak hali mi var kızın ya? Bana bak Kuzey. Bu kız senin aşkından kendini yedi bitirdi ha. Her şey çok iyi olacak. Hiçbir sıkıntı yok. Sen bana güven Naide. Ben Yıldız'ı bir kere buldum, bir daha kaybetmem. Merak etme. Ben göz hapsimde zaten. Ben onu kalbime hapsetmişim ben Naide. Hiçbir yere kaçamazsın. Ya sen... Ya sen ne güzel aşık oldun öyle ya. Ama sen yine de kendini çok salma. O kenafir gözlü kızın da çiğ anasından belli olmaz. Sen bizi ne zannettin ya? Ben ajanlarımı saldım bile içeri. Benden habersiz kuş bile uçuramayacak Gökçe ile Şule. O ne demek ya? Ne yaptın? Mine ile Feride'yi içeri soktum. Onları yakın markaj altında tutacaklar. Çaktın. Anam çaktım çaktım. Sen de az değilsin ha. Benim bile aklıma gelmez idi. Tabii. Biz de hocamızdan bir takım şeyler öğrendik. Bak şimdi. Aferin, aferin. Böyle devam et çekirge. Bu hikaye gittikçe heyecanlı bir hal almaya başladı. Güzel olacak, çok güzel olacak. Hiç merak etme Naide. Sen bana güven. Şimdi kapatıyorum. Yıldızcığımı öp benim için. Benim yerimi tutmaz ama. Tamam, tamam. Hadi, buy. Hey, ne oluyor yenge ya? Kuzey'de sağ canım. Kuzey mi? Hani abimle konuşuyordun? Ondan sonra Kuzey aradı canım. Allah Allah. İyi öyle olsun bakalım. Diğer yanağından da öpeyim mi? Kuzey için. Öp madem. Oh. Benim gülüm ya. Allah'ım sen bu güzelliği kenafir gözlülerden, çıyanlardan koru yarabbim. Maşallah. Tamam yenge abartma. Canlarım benim. Tekrar büyük ve mutlu bir aile olabilmemiz şerefim. Yeniden ve eskisi gibi. Yeniden ve eskisi gibi. Nasıl olacaksa artık. Pardon. Sen ne konuşuyorsun öyle ağzının içinden içinden? Şey diyorum ya. Nasıl olacak o diyorum. Sonuçta annemle babam boşanıyorlar ya şu an. Kızlar. Ben de sizinle bu konu hakkında konuşmak istiyordum. Daha doğrusu bir şey soracağım. Beni affetmenize rağmen hala babanızla boşanmamı istiyor musunuz? Tabii ki de hayır. Seni biliyorum zaten bir tane. Ben kardeşlerinin fikrini merak ediyorum. Yani anneciğim, tabii siz mutsuzsanız, artık birbirinizi sevmiyorsanız boşanacaksınız. Şu politik lafları bir kenara bırakalım mı Feride'ciğim? Hem zaten bu bir cevap değil. Biz sadece sizin verdiğiniz kararları destekleriz anneciğim. İşte bu bir cevap. Kızlar, o zaman ben de sizden destek bekliyorum. Ben babanızdan boşanmak istemiyorum. Yeniden mutlu bir aile olalım hep beraber. Tabii o kırmızı gafa aradan çekilirse. Güzellerim benim. Yıldız kim ki? Yıldız babanızın vicdan azabı. O kadıncağıza daha fazla anlam yüklemeyin. İnanın bana, babanız hala Şule'yi seviyor. Tabii canım. Yıldız babam için bir heves bence de. Hiç muhatap olmaya gerek yok ya. Yok sayın, bulaşmayın. Mama, bana ve ablama güvenebilirsin. Ama bu döneğe güvenme. Dönek mi? Gökçe sen ne diyorsun? Daha düne kadar yıldız da yıldız, yıldız da yıldız diye sayıklayıp duruyordun. Bugün ne oldu Mine Hanım? Babam harçlığını mı kesti? Gökçe Hanım, ben sen değilim. Bugün babasına kızıp taraf değiştiren, yarın öbür gün bize de aynısını yapar. Gökçe,
Yeter artık, üstüme gelme. Zaten zor duruyorum şu masada, yapma. Kendine gel. Madem zor duruyorsun masada, git o zaman Mine, git. Babam bana atamadığı tokatı sana atsın. Bir dakika. Ne demek oluyor bu Feride? Baban sana el mi kaldırdı? Evet, yaptı. Yaptı bunu. Aa işte kızlar şahit. Vallahi anneciğim, babam çok değişti, haberin olsun. Senin evlendiğin Kuzey değil artık. Siz hiç merak etmeyin kızlar. Babanızı kendine getirmesini bilirim ben. Siz yeter ki hep böyle yanımda olun. Yıldız abla geliyor. Ay bacım gelmiş. Hoş geldin Yıldız. Hoş gördük, hoş gördük. Kız sizden kurtuluş yok mu bağ? Aha yayladan indim daha hala buraya doblaşmışsınız ya. Hoş geldin Yıldız. Gel otur. Yok yok, oturmayacağım. Dolap tam takır. Bir şeyler alıp gideceğim. Ablacığım vereyim sana bizim sepetten. Yok Şükrü, ha Ruhi'den parayla alacağım. Şükrü sana versin işte buradan. Yok ula, sen bizden sütü peyniri bedavaya mı alıyorsun ki ben buraya gelmişken bedavaya alacağım? Ah mandıra güzeli. Sen bana şunları hazır et. Heh. Dönüşte alırım, oldu mu? Olur, hazırlarım. Esma sen de benimle gel. Biraz çarşıyı dolaşalım. Olur abla. Sen nereye Şükrü? Biz kız kıza gezeceğiz. Haydi Esma. Yıldız abla seni çok özledim, bileyim mi? Kız daha yeni göçtüm yayladan. Ne ara özledim? Olsun. Ben alışmışım sağa. Mandıra sensiz çok hoş geliyor. Allah seni inandırsın. Gözüm her yerde seni arıyor. İyi, sen de haklısın Esma, sen de haklısın. Aa, ben de her gün o yavan suratlı Şükrü görsem ben de beni özlerim. Esma. Efendim abla. De bakayım bağ. Benim öküz bensiz dağda bir başına ne ediyor? Ha, ben şimdi anladım. Sen benim Andrea değil, öküzlerin başına gözcü diye diktin. O şimdi kafasını oradan oraya vuruyordur bensiz. Ne olur ahbaplık etsen. Edeyim etmesine de yaylada bizden başka kimse kalmadı ki. O ne demek kız? Kuzey abiler de tası tarağı toplayıp göçtüler senin arkandan. Hey. Esma bu şimdi mi söylenir? Nereye göç ettiler? Bilmem ki. Söylemediler nereye gittiklerini. Hmm, baksana benim öküze. Demek bensiz dağda bir başına yapamadın. Abla Kuzey abi sensiz yaylada bile nefes alamıyor. Ben de 20 yıl onsuz nefes alamadım Esma. Az biraz da o anlasın benim halimi, neler çektiğimi. Kız keyfim yerine geldi ha. Aha gel çarşıdan sağlıştık bir şeyler bakalım. Olur. Buyurun, buyurun. Kuzey. Baba ocağına döndün sonunda ha? He, öyle oldu. Sana artık mafya falan da işlemez. Arkanda kapı gibi Şeref amca var. Tabii tabii. Babam beni bir korur, bir kollar, üstünü yırtar. Oğlum, oğlum diye öyledir ya. Çaylar geldi. Ah be anneciğim. Zahmet verdik sana da ya. Afiyet olsun şeher. Yok yok, sağ olasın amcam. Al koçum. Sağ ol anneciğim. Ya bu harmanın tadı da bir başka oluyor ha. Pes. Sen bu çay işini baya baya biliyorsun ha. Şimdi çayı güzel yapıyorsun anladık. Peki ya gemi? O ne alemde? Yani hala tasarım aşamasında. Biraz zamana ihtiyacım var. Vallahi bence hava hoş. Da müşteri bekler mi onu bilmem. Hayır sonra kızdırmayalım kendisini. Bekler bekler. Tanıdık nasıl olsa. Bize bir iki ay müsaade ediversin. İdare ediversin bizi. Eder misin babacığım bizi bir iki ay idare? Etmeyeyim ula. Değil iki ay. İki gün bile müsaade etmeyeyim. Söz verdiğiniz tarihte isterim gemimi ha. Bana bak Sadullah Efendi. Eğer gemim zamanında gelmezse külahları değişir o zaman gene. De hadi. Çalış, çalış. Saygılar efendim.
Sevgili ortağım, müşterimizi duydum. Duyduk, duyduk. Ne acelesi varsa. Söz verdik bir kere, mecbur yapacağız. Ya ben de çizimleri bitirip tersaneye geçmek istiyorum. Hı. Ama bu ara konsantre olamıyorum. Ne yapsak acaba? Bir şey yapmaya gerek yok ya, ben çözerim. Hayır, şimdi sen de haklısın. Yani yaylanın manzarası güzeldi. Dağ keçilerinden bol bol ilham alıyordun. He ya. Kalk hadi kalk. Nere? Yeni ofisine. Sana manzarası harika bir ofis tuttum. Görünce bayılacaksın. Niye böyle bir şey yaptın ki durup dururken? O gemiyi istiyorum Kuzey. Hem de en kısa sürede. Kapış. Hadi. Hadi. Ay, ne oluyor ya? Hem ne olacak? Akşam oldu, 2 saattir uyusun ya. Ne? 2 saattir uyuyor mu? Arayan sorun oldu mu? Kimi? Kimi olacak seni? Telefonun nerede olduğunu biliyor musun ki? Nerede benim telefonum? Boş ver boncuğum ya, boş ver. Teknolojinin kölesi olmaya gerek yok. Boş ver, boş ver. Allah'ım sen bana sabır ver. Ya onu boş ver de sen ne aldın? Ben ölüyüm acımdan. Kız sahne. Şimdi sen buradasın diye abim de gelecek. Yemek memek yapamam ben size. Ne? Biz abinle sağ yük müyüz Yıldız? 2 tabakta bizi hazırlayamıyor mu? Hani ben inzivada olacaktım yenge? Doğru, emme esik. İnzivadasın ancak benim gözetimimde. Bella canım! Ay kocam gelmiş! Neredesin aşkım ya? Buradayım aşkım. Ama yani işte yorgun argun, aç bir ilaç geldim. Bilmiyorum, öldüm acımdan. Biliyorum balım, biliyorum. Bir de tam Yıldız'a diyordum. Buradan buradaydı. Ben de Yıldız'a dedim ya, abin dedim aç bir ilaç, işten gelir dedim. Aa, şöyle güzel bir yemek yap dedim. Ne? İyi yapmışsın. Ben de seni aradım zaten, geliyorum diye de telefonunu duymadın herhalde. Ben kimseye yemek memek yapamam abi. Haydi evinize. Sen yine beni mi kovuyorsun, abini mi kovuyorsun yine? He, kovuyorum abi. Yok ya. Dilin sürçmüştür. O dilin sürçmüştür. Yoksa kovar mısın abi? Niye kovacaksın? İyi. Tane tane söyleyeyim o zaman abi. Evli evine, köylü köyüne. Yalnız kalmak istiyorum ben. Kız, ne biçim konuşma ya? Sen hayırdır ya, bizi böyle bir gönderme peşindesin? Bir misafirin falan mı gelecek Yıldız Hanım? Öf, öf, öf abi. İyi. Tamam kalın ama akşam yatıya kalamazsınız ha. Niye, ne alaka? Koca koca koltuklar var. Yatır orada yani evde. Daha bak kız. Hı? Sen biz... Kuzey'e mi gelecek yoksa ha? Burayı böyle gizli gizli buluşma yeri mi bellediniz ha? Ya seferim keşke ya, keşke emmez. Sen bu bacımda o yürek nerede? Yenge. Abi de. İyi tamam tamam ya, işte bitti. Kırmızı soğan salata yapın, şeyler yapın. Öleceğim acıktan ya. Uzanacağım şuradan, dur kız. Bunlar bu rengi şimdi buraya koyma şunları ya. Dağıt, gırda temizlettireceğim her yeri. Dağıt. Gelir aldım, gelir. Al, şunu da hepsini yap. Haydi biz yarım saat sessiz iş yapın lütfen ya. Evet, Kuzey Moğluoğlu. Yeni home ofisin burası. Bak bakalım, beğenecek misin? Ya Sadullah, yol boyunca öve öve bitiremediğin yer burası mı? Ne o? Beğenmedin mi? Yani ne bileyim abi, dümdüz ev. Yani hatta biraz küçük. Allah Allah. Yayladaki ev de küçüktü ama hiç şikayet etmiyordun. Ha, ona laf yok. Orada bir manzara vardı. Bakınca insanın içi titrerdi. Bak sen. Bence hemen bu kadar peşin hükümlü olma. Gel bakalım bir de buranın manzarasını gör. Bakalım bakalım. Nasıl? Güzel. Canım Karadeniz, yeşillik, deniz. Senin için farklı olabilir de biz Karadeniz çocuğuyuz. Alıştığımız şey. Hı. O zaman sen şimdi buna da alışıksındır. (Gülüyor)
Manzarayı sevdin yani. Hastası oldum. Evi de sevdin yani. Bir sorun yok. Ev muhteşem. Yani yeri güzel, konumu güzel. Manzarası. İyi. Güzel. O zaman çocukken ilhamını nereden aldıysan yine öyle yap ve Kuzey Yıldızı'nı bir an önce bitir. Ortak. Sadullah. Allah aşkına söyle, sen kimsin ya? Şimdilik sadece parasının peşinde olan biri. Şimdilik. Abi, tencereyi bırak istersen, ha, lazım olur. Seferim, bugün uzaya sefer düzenliyorsun herhalde, he? Bir kazan kuru fasulyeyi yedim. Yağıtın da bol. Sağ iyi uçuşlar kocacığım. Alo. Çok komik nerede ya? Yani benim kocam saatledir aç kaldı. Sonra kocamı yedirdim de pan şekerini fırlattım demiyorsun da burada gevrek gevrek gülüyorsunuz baya ya. İyi hadi yürüyüşe çıkalım o zaman. Yürüyüşe falan gidemem ben. Buz gibi hava, çıkamam dışarı. Şurada biraz uzanacağım, hazmetsin ya. Abi sakın ha abi. Ya oraya yatarsan sabaha kadar kalkmazsın ha. Ya hop, kim ediyorsun? Ya yemedim koltuğunu, kalkacağım, hayret bir şey. Biraz fazla yedim, hazmetsin şöyle. Biraz çay koy da içek şunun üstüne, hadi. Ya çayı da gidin kendi evinizde için. Yenge, kalk götür abimi ya. Aa, yengem ben ne diyeyim, koskoca adam sırtımla mı taşıyacağım? Of, of! Ya yeter, ayıp ya. Of, mof, mof. Nedir ya bu? Bana bak kız. Sen devamlı gidin bidin, sen birini mi bekliyorsun? Uhey! Uheymiş, hareketlere bak. Hiç öyle şaşırmış numarası da yapma bana. Doğru söyle. Kesin biri gelecek değil mi? Hı? Ya kimse gelmeyecek değil misin? Niye laftan anlamıyorsunuz siz? Yalnız kalmak isteyeyim ben. Yıldız, yenge bak öyle bir şey varsa aha abin yüzü burada bak. Abin çok medeni bir adamdır. Anlayışla karşılar, söyle paylaş bizimle. Yenge, kimse gelmeyecek diyeyim ha. Gelmeyecek. Ha. Çok güzel. Yalancının mumu yatsıya kadarmış işte. Al. Gökçe, senin ne işin var burada? Bilmem gereken çok ama çok önemli bir şey var. Çalındım bir gökte yıldız altında. Ha bu son.